وَالْحَبِيبُ الذي ترجع شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيق وما صائمين الا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك رب يحضره بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz bu mübarek cuma gecesini bizlere ihya nasip eylesin. Amin. Kadir gecesi olarak, Kadir gecesi ihyası denk olarak kayd eylesin. Amin. Tesbih namazını kıldığımızdan bir daha kılana kadar Allah'ın bütün günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Temiz kalmak, temiz yaşamak, temiz ölmek nasip eylesin. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi Askerlerden bir askerimiz Allah Teala e, bundan sonra bu askerlerimizin, polislerimizin ölümünü durdursun, muhafaza eylesin. Allah'ım bundan sonra terörün eserini bırakmasın. Amin. Bu hususta emek sarf eden askerimize, polisimize, bakanlarımıza, e, güvenlik güçlerimize Allah'ım yardım eylesin. Gökhan Öztürk şehit askerimiz ismi. Bundan evvel de şehit olanlar ee, bu vatanın İslam toprakları olması, e, kutsallarımızın muhafazası, vatan bayrağımızın muhafazası ve burada ibadet yapacaklar, namuslarını muhafaza edeceklerin hıfzı için e, kanlarını, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah gar garık rahmet eylesin, kabile nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Gökhan Öztürk kardeşimiz, şehidimiz başta olmak üzere يا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 جل شانك جل جلالك عما نوالك ولا على خيرك يا رب العالمين الدين الذي مسجد القبول اليه şehitlerimizin ervahine ve eyle, ruhaniyetlerine haberdar eyle. Ailelerine sabrı cemil eyle, ciz, ihsan eyle. Amin. Amin. Düzen, zafiyet biraz grip halim oldu. Epey zamandır olmuyordum ya ilaç şeyiyle beraber tesbih namazına kıldıramayacak halde olurum diye korktum ama elhamdülillah nasip ettim öyle kıldırabildik. Kılabildik beraber cemaatin bereketiyle Rabbim kabul eylesin. Amin. Amin. Ama sizin sohbetinize ara vermeyeceğiz inşallah. Yani ne kadar hasta olsak da Allah manileri izale eylesin. Amin. Bu cemaatle birleşmek, bir araya gelmek için ne kadar esbab varsa halka eylesin. Amin. 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 Allah'ım salli ala selamu aleyhi ve, aleyhi ve Tabii Tabi iki ilan var. Birisi Bursa sohbeti. 1 Şubat Cumartesi saat 8'den i̇şte sonra yatsı namazını takiben Bursa Vakıf Külliyesi'nde inşallah Rabbim sıhhatle afiyetle oraya da götürsün beni fazl keremiyle. Amin. Hayırlı ilimler konuşmayı nasip eylesin. Ee, hanımlara orada geniş yer var. Çok geniş abdestleri yerleri rahat sıcak. Hanım kardeşlerimize gelebilirler. Sizler de burada hanım kardeşlerimizi getiremeyenler oraya sohbete getirebilirler. Ee, bu cumartesi sohbet Bursa'da olacak inşallah. Ondan sonra Elazığ ve Melatya'daki depremden de Allah orada da şehit olanlara rahmet eylesin. Amin. Kabile nur eylesin. Allah'ın bir daha böyle felaketlerden o bölgeyi de bu bölgeyi de vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Amin. Amin. Birkaç zengin zekatını doğru verse bu işler olmaz. Velakin işte memlekette biliyorsunuz zengin daha zengin oluyor. Fakir daha fakir oluyor, hiçbir gelir gider adaleti maalesef yok. İslamın olmadığı, Kur'anın olmadığı, şeriatın olmadığı, sünnetin olmadığı bir e, yönetim biçiminde adalet aramak zaten öküzün altında buzak aramaktan daha garip senecek bir olaydır. E çünkü herkes efendim döneri kendine yağlı kesiyor efendim öyle zamanlarda öyle yerlerde bile yani edepsiz adamlar, hırsız eşkıya adamlar mevcuttur yani depremzede orada efendim çadırlara kal kalıyor, battaniyesi yok. Orada battaniye dağıtılıyor. Adamın evi var, evinde hasar görmemiş, evinde kalıyor. Gelmiş orada aç gözlülükten beş tane battaniye alıyor götürüyor. On tane battaniye alıyor götürüyor. Böyle de namussuz bir millet bizde de mevcuttur yani. Onun için Allah istah ne bileyim e, maalesef yani Allah İstanbul depreminden muhafaza eylesin. Orada 7.5 diye İçişleri Bakanı açıklıyor. İçişleri Bakanı 7.5 açıklıyor. 7.5 ne demek ya? 7.5 ne demek? Bu İstanbul'un sokaklarına girilmiyor. Yangın olsa itfaiye giremiyor. Kim kime yardım edecek? Kim ne yapacak ya? Bu nasıl bir şey? Tevfik abi rahmetullahi dedi bunu 20 sene evvel. Ben hiç anlamadım o zaman. Gölcük depremi bitmişti. İşte Ondan birkaç ay sonra düzce depremi oldu, o da bitti falan. Biz de dedik gel abi, geç, geçti gitti hani dua ediyoruz falan. Oho dedi sen de. Hemen bana geldi acil. Sen gel köyde kayınpederin evinde kalıyordun o zaman üst katta beş sene kaldım çatı arasında. O aralar hapis araları sürelerim benim. Orada geldi hemen tarasa çıktık evde oturma yerimiz de yoktu. Tarasa geldi dedi Abi derdi bana, abi, abi. Halbuki benden büyüktü. Kıyamet koptu dedi, kıyamet koptu. Gök yere inmişten beter oldu. Her taraf, ne anlatıyorsun abi dedim, ne anlatıyorsun? Tevfik abi biliyorsunuz, siz az çok tanıdınız yani. Dedi, çok büyük deprem oldu İstanbul'da dedi. Ya abi dedim, daha yeni oldu avcılarda zaten, öldü kaç kişi falan. Yani şimdi bir daha peşine olmaz her bir şey. Öyle bir büyük deprem gördüm ki dedi, yerle bir oldu her şey. Yani tabii bunu dedi ben çok önemsemedim, anlamadım yani. E şu anda geldik geldik eşiğine doğru. E İçişleri Bakanı 7.5 derse resmi ağızdan. Şimdi ben bunu söylesem ne olacak? Bir hükmü yok. Rüyada da gördün desen kimse itibar etmez. Ama İçişleri Bakanı diyorsa elinde bir veri var. Veri var. Ben onun için söylüyorum 7.5 çok büyük bir rakam. Allah Teala tabi bilim adamlarının e, dediği gibi olmaya Biz onun için yalvarıyoruz Allah Teala e, bu depremi bizden uzak eylesin. İstanbulumuzdan bertaraf eylesin. Refu izale eylesin. Amin. Sadakalarla belaları def eylesin. Amin. Dualarla azabını gazabını ref eylesin. Amin. Amin. Bizi de onu kızdıracak işler yapmaktan muhafaza eylesin. Amin. Günahkarlarımıza tevbe etmek nasip eylesin. Amin. Amin. Bu, bu arada Rabbimiz Tebareke ve Teala illa yapacaksa, kaderinde kazasında varsa, biliyorsunuz dua belayı kaldırır. La yurdul qada ile dua. Bak kaza ve kaderi bile dua geri çevirir diyor. Geri çevirir. Geri. Tirmizi hadisi bu. Ama burada en büyük mesele sadakadır. Bakiru bir sadaka fe el bela la Fakir fukara sadaka çok verin. Tez verin, erken verin. Çünkü bela gökten inerken sadaka onu karşılar ve önüne geçer. Bela sadakayı geçemez. Sadaka ve fakir fukaranın ihtiyacına çok yardım edelim elimizden geldiği kadar. Bir de koruma duaları, muhafaza duaları, muhafaza duaları var. Bak geçen a, perşembe söyledim ha burada. Değil mi? Geçen perşembe söyledim. Heh. Burada şimdi evliya olmanın bir yüzü mü yok? Söyledim ben. Ama şimdi bu İstanbul hakkında ben bir şey gördüm. Ben genel gördüm. Tevfik abi bunu söyledi. E şimdi de veriler bunu doğruluyor mu? Doğruluyor. Bu veriler doğrulayana kadar ben bu buraya Tevfik abinin şeyini anlattım mı? Anlatmadım. Anlatmam. Ama ne zaman veriler resmi ağızdan verdiler? Şimdi söylüyorum. Ben bunu yakın çevreme 20 senedir söylüyorum. Onun için bu bu afat yani bir de acayip bir şey. Yol yok yürüme. Ambulans giremez. İtfaiye giremez. Hiçbir şey giremez. Allah muhafaza. Ne kadar adam ölür, Ne kadar adam ölmez açlı. Barbar dellalık yapıyorlar. Biz bir şey dediğimiz zaman tevbe edinelim. Ya günahlarımızdan vazgeçelim, tövbe edin demiyoruz ki. Edelim diyoruz yani. Hepimiz günahkarız yani. Herkesin günahı var. Onun için biz tövbe edelim diyoruz. Ne koçunuyorsunuz bundan? Ne koçunuyorsunuz tövbe etmekten? Allah'a müracaat. ele ne alakası var diyor ya. Duayla, sadakayla ne alakası var? E i̇şte diyor fay attı, şuradan geçiyor. Olacaksa olacak. Bilmem ne, bilmem ne. Bu işi diyor Allah'a bağlamanın ne manası var? Böyle konuşuyor bazı ateist bilmem ne kitapsızlar da çıkıyor yani televizyonlara her cins adam çıkıyor. bunu böyle Allah peygamber dua zikir dediği zaman buna da gıcık oluyorlar ya. Buna da gıcık oluyor. Allah'tan gayri kim durdurabilir bu işi? İlla bu olacak. Bu fay hattı kırılmadan durmaz. Onun için mutlaka olacak. Ya kardeşim. Allah isterse bunu durdurabilir. Nasıl olsa kıyamet günü bütün fayatları birden kırılacak. Kıyamete kadar da geciktirebilir mi? Geciktirebilir. Ama işte o görünen Tevfik abinin rüyası beni eskiden beri tedirgin eder. Çünkü onun rüyaları hakikaten binlercesi çıktı yani benim başıma. Gördüm hepsini. Oradan tedirginlik etti beni, ediyor beni. Ee, ama şimdi biz ne yapabiliriz? Sanki Dedi ki sakat evlere girin yatın aşağı. Kim dedi söylemiş? Velatül kubeydi kület tehlike. Elinizle kendinizi tehlike atmayın. Ayet. Bak diyor hidrakum tedbirinizi alın. Ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yan yatmış duvarın yanında hızlı geçerdi. Niye? Böyle yavaş yavaş geçilmez çünkü yan yatmış. Zahiren gösteriyor. Bunlar hep sünnettir. Biz size ne zamandır bir sene evvel mi ne zamandır söylemedik? mi? Bak evlerinize dikkat edin demedim mi ben? Ölç illa gidin baktırın demedim mi? Birkaç kuruş fazla olsun. Canınız, çoluk çocuğunuz görüyorsunuz. Bin lira, iki bin lira için değmez. Deprem güvenliği olan yerlere taşının demedim mi? Ben bunları vaazlarımıza söylemiyor muyum? Ondan sonra dua edin diyor, yatın aşağı diyor. Öyle mi dedik şimdi? Kaç zamandır söylüyoruz bunu? Sen gelmişsin deprem oluyor, depremden sonra haberin oluyor, başlıyorsun konuşma. Ben kaç senedir konuşuyorum bunları? Onun için mutlaka Allah razı için çoluğumuz var, çocuğumuz var, avretimiz var, eşlerimiz var. Efendim işte görüyorsunuz kadıncağız. Enkazdan çıkarılıyor. Ta çıkmadan başörtümü getirin diyor. İşte böyle şuurlu, böyle şuurlu bacılarımız, analarımız var. E i̇şte açılıyor üstü başın. Ne yapacak kadın? Enkaz aldı. Öyle bir karı koca mı anlatırdı? Ne o da? namazını kılmışlar enkazın altında. Biliyor musunuz? He? Ya, Duymasın duymazsın tabii. <laughs> Yatsı namazını kılmışlar. Enkazın altında namaz geçiyor demişler. Seni çıkarana kadar ya ımsak olursa ya ölürsen namaz geçiyor demişler ya. İşte namaz şuuru budur. Farz namaz budur. Ben size anlatmıyor muydum? Boğulurken tahtan üzerinde bile olsa, denizde boğulurken bile olsa, vakit çıkıyorsa Paşının imasıyla beraber farzı kılmasan mesul olursun. Boğulurken derken hepten boğuluyorken kar kar demiyoruz. Yani kaldın denizde, tahtaya tutundun, bir şey de yok. Gemi gelmiyor, bir şey geçmiyor. Ayakta kalkacak bir yerin de yok. Bir tahtaya tutundun, başınla kılacaksın. Demiyor muydum ben size bunu? Ha i̇şte bak, aynı buna benzedi şimdi. Enkazın altında namaz kıldılar ya. Az daha cemaat yapacaklar karı koca. Maşallah yani. Ben olsam cemaat bile yapmaya kalkarım. Öyle de bir huyum da var. Hanım gel arkaya çabuk cemaat yapacağız. Yani çünkü cemaatsız kılmak kesinlikle noksandır. Kesinlikle mesuliyetlidir yani. Bir erkeğin cemaatsız kılması kadar büyük bir mesuliyetli bir şey ben görmedim. Çok tehlikeli bir şey. Onun için yani ben size söylüyorum. İkiniz olsa cemaat. Cemaat, cemaat. Namaz, farzlar cemaat. Ben bu cemaat risalesini yazdım yazalı. Bir vakit namazı cemaatsız kılamıyorum yani. Kılamıyorum. Kaç sene oldu cemaat kitabını yazalı? 10 seneleri geçti, 15 sene oldu. Siz niye okumuyorsunuz cemaat nam namazı? Ya hocam öyle hani okursak moralimiz bozulacak. Onun için evde rahat kılıyoruz tek başına pijamayla. E şimdi o kitabı okursanız hakikaten söylüyorum bu net ne bir tehlikeymiş bu cemaatsız namaz kılmak. Namaz kılmamaktan bahsetmiyorum. Namaz kılmamanın Dinde, imanda, mezarda, ahirette yeri yok. İmansızlıktan sonra gelir. Zinadan da beterdir. İşkiden de beterdir. Faizden de beterdir. Namazsızlık kadar büyük günah kitaplarda yok. Şirkten sonra namazsızlık gelir. Onu anlatmıyorum. Ben cemaatle kılmamayı, kılsa da tek kılmayı anlatıyorum. Ya, onun için orada de enkazın altına demek yer buldular veya yani fırsat buldular. yani tabii fırsat bulamasa nasıl olsun? Ama fırsat buldular, yasıyı kıldılar. Onun için böyle imanlı insanlar var. Elhamdülillah. Doğu Güneydoğu'nun halkı çok imanlıdır. Doğu ve Güneydoğu'nun halkı elhamdülillah oraları bozmaya çok uğraşıyorlar ama bozamadılar. Bu PKK'yı da onun için musallat ettiler. 30-40 senedir milleti dinsiz, imansız bir nesil yetiştirdiler maalesef Marksistleriniz. Ama tabi orta yaş, yukarısı, efendim, çok imanlı, namazlı, abdestli insanlardır. Allah yaralarına da acil şifalar ihsan etsin. Efendim, kabirlerde yatanlara gargay rahmet eylesin. Ayy. Bu depremde şehit olanlar. Şimdi, hadis-i şerifte nereden gel geldik? Gusülde, son gusülü anlattık değil mi? Bak, Abdurrahman'ın semurate, Vallahi Allah Teala rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben dün gece acayip şeyler gördüm. Ümmetimden adamlar gördüm. Onların değişik hallerini, sıkıntılarını gördüm. Sonra onların neyle kurtulduklarını gördüm. Size bildiriyorum ey benim ümmetim. Bu benim haberlerim haktır ve gerçektir. Allah bana vahiy indirdi. Allah Teala bana gösteriyor. Size göstermiyor. Siz görmediğiniz için bilmiyorsunuz. Ben size Hakkı beyan ediyorum. Şimdi artık duymadık demeyin. Bu hadis-i şerifler niçin bize beyan ediliyor? Duymadık demeyin. Bugün dünyadasınız, yarın ahirettesiniz. Her an ölebilirsiniz ve ölmektesiniz. Bu kadar insan hiç beklemeden pat diye ölüyor, gidiyor. Bu kadar cenaze haberi alıyoruz. E hal böyleyken nasıl sen daha yaşayacağına güveniyorsun? Yaşamamız zaten mucize. Bu kadar afat ve felaket var ki, nasıl yaşıyoruz? Ancak Allah'ın yaşatmasıyla yaşıyoruz. Yoksa hiç yaşayacak hal yok. İçimiz dışımız hastalık dolu. İllet dolu, maraz dolu. Onun için bu hadis-i şerifte beyan edilen, bunlar bir araya cem ediliyor, hadis-i şerifin tümü bir olarak size siteye konacak inşallah. E dersler birkaç tane oldu. وَرَاَيْتُ cülen Ben bir adam gördüm. Min ümmeti ümmetimden idi. Yetiqui sakınıyordu. Ve cehnar ateşin alevlerinden vararetine cehennem ona açılmış. O cehenneme yaklaştırılmış ve cehennem ona gösterilmiş. Cehennemin gösterilmesi çok tehlike. Bir insana cehennem gösterildiyse mahşere çıktığı zaman çok sıkıntı çekecek demektir. Çünkü Allah dostlarına cehennem hiç gösterilmeyecek ve onlara cehennemin sesi bile işittirilmeyecek. Çok bet sesi var, eşek anılmasından beter. Sırf sesi, cehennemde adamı yakmasalar, sırf o sesi işittirseler azap olarak yeter. Öyle bir sesi var. Zefir diyor ona, Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra, e, işte Tebareke Suresi'nde ne buyurur? Semi'ulâ şehîkan ve yetefûr. Feveran ediyor, galeyan ediyor. Ondan bet sesler işitiyorlar. Ondan sonra tegayyuzan ve zefira cehennem ehli gayızlanma öfke, öfke sesi yani kafirlere çok hiddetlenmiş öfkesinden bağırıyor. Ondan sonra e, bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerinde cehennemin sesinin kötülüğü hakkında e, ayet-i kerimeler var. 13 ne bu ürestan diye annelediğine elhusna kim hangi kullarımız hakkında ezelde güzel karar geçtiyse ne demek Allah Teala ezelde kimin iyi kul olacağını salihlerden olacağını kimin kötü talihlerden olacağını kafir münafık fasık olacağını biliyor mu bilmiyorum o bilmiş şaşar mı şaşmaz mı Kaza ve kader de neye göre yazılıyor? Hep o ilme göre. İlme ezeli değişmez. İşte diyor ta ezelde kimler hakkında güzel kararımız geçtiyse cennetlik olacakları. Kurban olduğum senin hakkımızda kararın belli. Hakkımızdaki kararını sen biliyorsun. Biz bizim hakkımızda ne karar verdiğini bilmiyoruz. Şimdi bizden daha cahil kim olabilir? Bir adam profesör olsa, ordinal olsa, her şeyi biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor. Adama tek soru. İmanlı mı öleceksin, imansız mı? Kimse bilebilir mi? Cennetlik misin, cehennemlik misin? Ebrardan mısın, füccardan mısın? Ben teazül ve yöl mücrimun. Ey mücrimler, suçlular. Seçilin ayrılın dostlarımdan. Çıkın bakalım cehennem tarafına. Ne tarafa seçileceksin? E şimdi bunları bilmeyenden daha cahil kim olabilir? He? Ferikun fil cennet, bir fırka cennette, bir fırka cehennemde. Hangi fırka dans? Koca Hasan-ı Basri Hazretleri, Rabiatul Adeviye radıyallahu anh'a annemize evlenme teklif etti. O da ona dedi sana dört soru sorarım, bilirsen evlenir. Oho oldu bu iş dedi. Neden? Dört tane soru ki. Rabiatul Adeviye ne okumuştu Hasan-ı Basri'yi geçmiş. Ama bu dört soruyu sordu. Bu dört soruyu sorunca ne dedi Hasan-ı Basri Hazretleri radıyallahu anh tabinin en hayırlısı? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt çocuğu. Ne dedi? Ben dedi kendimin de bu dört soruyu o kendi için soruyor Rabi annemiz. O da dedi ben kendimi hakkında bu dört sorunun cevabını bilmiyorum. Senin hakkında nereden bileyim? O zaman dedi daha dört soruyu hazırlamadan evlenmeye ne kalktın? E o soruları cevabını ararsak zaten ebedi bekar kaldık da ne yapalım sünnettir evlendik işte başımıza bir şeyler açtık sıkıntılar. Yani çoluk çocuk imtihan tabii, Mal evlat, fitne, ezvaç, fitne, fitne, fitne. Ahiret derdi olan adam için zor yani. Zor. Ondan sonra ama bu da sünnet, bu da vazife, bu da mesuliyet. Bunu da almamız lazım. Bunu, da bu yüklerin altına da peygamberler de girmişler. Ümmetlerine de tavsiye etmişler. Meşru etmişler. O da olmaz. Onsuz da olmaz sünnete ihtibasız Ama işte Rabi annemizin makamı farklı. Durum bu. Bunları bilmeyenden daha cahil kim olabilir? Hakkında güzel kararlar geçtiyse diyor. Işte geçti. Kimimizin hakkında güzel karar var. Ezelde. Kimimizin hakkında kötü karar geçti. Geçti bu. Yani bu karar kesin. Ama biz bunu biliyor muyuz? Bilmediğimiz için tesbih namazı kılıyoruz, yatsı namazı kılıyoruz, vitri namazı kılıyoruz, sohbet yapıyoruz. Gibi. Neye uğraşıyoruz şimdi? Allah'ın rızasını kazanmaya uğraşıyoruz. Çünkü Mevla buyuruyor ki, size ben bunu bildirmedim, siz amele devam edin. اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسْشَرُونِ مَا خُلُقَ لَهِ Ya Resulallah, madem bunlar belli, fefimel <laughs> amel, Niye amel ediyoruz ki? Siz anladığınız gibi değil buyurdu. Neden? Sen amel et, salih amel işle, çünkü bak bakalım sen niçin yaratılmışsın? Cennet için mi, cehennem için mi? Ne tarafın adamısın? Hakkında güzel karar mı geçti, kötü karar mı geçti? Anlamanın bir işareti var buyurdu. Ya oradan müjde var. Nereden anlayacağız yarısı Allah? Buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Her kim nere için yaratıldıysa oranın amellerini işlemek ona nasip edilir, ona kolay getirilir ve o ona muvaffak edilir. Sen şimdi bakacaksın. Cennet yolunun amellerini miyim? cehennem yolunun amellerini mi Bakacaksın, cennet amelleri mi bana kolay geliyor, cehennem amelleri mi bana kolay geliyor? He? Bakacaksın. Herkes nereye için yaratıldıysa istisnalar var mı? Var. Kaideyi bozmaz. Yani ameli kötü gibi gözüküp sonunda cennete tevbe nasip olup cennete giden olur. İyi gibi gözüküp, iyi gibi gözüküp bak. Iyi, iyi gözüküp demiyorum. İyi gibi. Görüntüden öyle görüyorsun. Mevla niyetini biliyor. İyi gibi gözüküp, sorsan herkesin evliya diyeceği, şahitlik yapacağı ama adam bozuk adam. Bunu Mevla bilir. Gizli yaptıklarını da bilir. Ama ya buyuruyor? Ee, siz amele devam edin, iyi amele müesserseniz, muvaffaksanız iyi amellerse, kolay geliyorsa yapmak, mesela bize abdest kolay geliyor buna. Namaz tatlı geliyor bana yani. İbadetler, Kur'an okuma, keşke vaktim olsa hiç kimseyle konuşmasam işim olmasa yani. Bana bunlar kolay geliyor, lezzet veriyor bana. Size de öyledir inşallah. O zaman e demek yani cennet amellerine e doğru muvaffak edilmişiz şu an için. Allah'ım cümlemize tevfikini refika eylesin. Amin. Ha bu tamam. Ama o adam namaz kılmak zor geliyor. Dağları taşıttın bana iki rekat namaz demeyin bana. Ondan sonra oruç zor geliyor, zekat zor geliyor, sadaka zor geliyor. Ondan sonra içki kolay geliyor, e, kumar zevk veriyor. Efendim yalan dolan o biçim iftira milletin haline bunlar ona keyif veriyor. Onları kolayca yapabiliyor. Bir ayak üstü kırk yalan söyleyebiliyor. Efendim iki laf arasında bir iftira oraya katabiliyor ve hiç korkmuyor Allah'tan. E bu böyle bir adam nerenin amellerini kolay yapıyor bu adam şimdi? Cehennemin amellerini kolay yapıyor. O zaman burada sıkıntı var. Sıkıntı var. Onun için siz ameli terk etmeyin. Salih amele devam edin. Kötü amel de uzak durun buyuruyor. Mevla size nerelik olduğunuzu bildirmez. Ama Müslümanların işte şahitlikleri bir adam ne kadar da kafir olmadıktan sonra, müşrik olmadıktan sonra iyi bilinirse Müslümanların da onun hakkında hüsnü zanları, hüsnü şehadetleri bulunursa acayip bir şey yani. O kadar faydası var ki bugün Ebu Hanife radıyallahu olan hadis kitabı var. Müsned diye geçiyor o. Müsned diye bir Hanife. Müsned biliyoruz. Ahmed İbni Hanbel'in de müsnedi var ya. O meşhur tabii. Çok onda 30 bin hadis var. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu da müsnedinde fazla hadis yok. Ama direkt yani. Mesela İmam-ı Azam Ahmed İbni Hanbel'den de e, eski olduğu için bayağı yani Ahmed İbni Hanbel 2-3 ravi araya sahabeye kadar koyuyor. Ama Ebu Hanife radıyallahu anh bir ile sahabeye gidiyor. Bir ile. Mesela bu hadis-i şerif bugün gördüm. E, Lafsını lafzını bu anda yanımıza almadık ama aklımda kaldığı kadarıyla. An Muharib'in, An İbni Ömer a. diyor. Muharib radıyallahu anh isminde bir zat. Ebu Hanife radıyallahu anh İmam-ı Azam ona kavuşmuş. Ondan almış, o tabinden. O da İbni Ömer'den almış. İmam-ı Azam da bazı hadisleri küçük çocukken sahabeden aldı. Sekiz tane sahabe gördü İmam-ı Sekiz tane sahabe gördü. Bazı hadisler aldı, az. Çünkü çocuktu çok. Ama buradakine diğer hadisleri bir aviyle Arada bir vasıta var. Ne kadar yakın yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile arasında iki var. Muharip İbni Ömer. Muharip radıyallahu anh, İbni Ömer radıyallahu anh var. İki var. Burada acayip bir hadis. Şaşırdık kaldık. Ben manen biliyordum onu. Efendi Hazlenden de e, rivayet ediyorum. yani Allah kuluna kıyamet günü Müslüman kardeşleri arasında azap etmekten haya eder hadisi. Onu ben size naklederim hep efendim. Aseri çok oldu. Ekseru umnel ihvan fi'd din. kardeşlerinizi çoğaltın. Cemaati çoğaltın. Sohbete gelen adamları birbirinize arayın, sorun. Allah yolunda, haç yolunda, umre yolunda, zikir yolunda ne olsun? Bir sizi tanıyanlar olsun, görenler olsun, şahitlik edenler olsun. Öyle mi? Müslüman Müslümanı. Nerede görecekler şahitlik edecek? Ya Mekke'de, ya Tekke'de, ya Mescid'de falan. Öbür türlü herkes her yerde karışık. Ha, buralarda gördüğüne şahitlik ediyorsun imanına da. İşte orada onu buyuruyor. فَاِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُّ كَرِيمُ Rabbiniz haya sahibidir, kerem sahibidir. يَسْتَحِيَنْ يُعَذِّ بَعْبْدَهُ مَا بَيْنِ اِخْوَانِ Bu hadisi çok okur. Şimdi bu hadisin aynı manasını Müsned-i Banifet'e gördü. Bugün başka bir şeyler bakarken. Radıyallahu teala Efendimiz'e. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yarın ahirette bir kul çıktığı zaman lafzını verebilirsen bir bak hocam. Hocam lafzını hazırlıyor. E, ee, Yarın ahirette e, allah Teala bir kulun hesaba çeker. Fakat o kulun amelleri bozuk. İmanı var tabi. İmanı olmayandan bahsetmiyoruz. İmanı var ama Allah'la arasındaki ameller bozuk ve günahları çok. Fakat e, Müslümanlara da şahitlik hakkı düşüyor ya. Ve ve kumule şahit şahitler dikilecek aya. Ahmet Banlı Hoca e, rahmetullahi bu ayeti çok okudu. Cenazelerde konuşma yaptırırlardı ona. Cenazelerde ve ve kumule şahit bu ayeti çok okudu. Şahitler dikileceği günde. Yani şahitler mahşerde ayağa kalkacak. İyi mi bilirsiniz, kötü mü bilirsiniz? şahitlik edecekler. Bu vesileyle Ahmet Banlı hocamıza da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedu resulullah fi kulli lamhatin ve nefes. Adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanu ve celle celal. Muhammed ve alihi hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetini Amin. haberdar eyle, mahve ile, azab varsa ref eyle. Ali Adel Efendi babamızın talebelerindendir şefaatine nail eyle. ile, Hacı Dursun Efendi'nin talebelerinden şefaatine nail eyle. Amin. Mahmud Efendi Hazretlerimizin talebelerindendir şefaatine nail eyle. Amin. Amin. FETÖ'ye karşı olsun. Bu eli sünnet hassasiyetinde daha 20-30 sene evvel herkes üstü zannederken o bunların bozukluğuna dair reddiyeler yapardı. Biz şahitiz yani biz şahidiz. Ehli sünnet şeyini diyanette vaazlar maazlar hiç böyle bir şeyler konuşmazlardı. O zaman da konuşmazlar şimdi de konuşmazlar. Bir şey konuşan var mı? Bir şey konuşan yok. Dün bana Katar'dan misafirler geldi bazı gençler falan ondan sonra oradan ileri gelen ailelerinden dediler ki bizim hutbelerde dediler sadece işte böyle iyi, iyi, şunu yapın bunu yapın hiçbir emri bil maruf geçmez. Eskiden varmış. Eskiden varmış. Şimdi biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Yahudi'nin eline geçti. Her yer Yahudi'nin eline geçti. Biliyorsunuz Kudüs kararını çıkarttı Trump, e, Melon'u. Efendim Suudi Arabistan tebrik ediyor. Teşekkür ediyor. Ya şu duruma geleceğimizi bir sene iki sene evvel söyleseler kimse inanmazdı ya. E, sur, sur, İsrailliler pasaportunda İsrail'e girdiğine dair damga olsaydı bizim e, birkaç seneler evvel Suudi Arabistan Ömre'ye Haçı almıyordu seni ya. Şimdi Kudüs'ü verdik İsrail'e diyor, tümünü diyor. Mescid-i vermiş İsrail'e. Kendi kafasına vermiş. Dur bakalım Allah ona ne yapacak. E şimdi bu adam böyle bir su teşekkür ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri kadar daha kavurların elinde hiçbir ülke yok. O da tebrik ediyor. Bütün böyle şu vaziyete bak. Şu, şu vaziyete bak. Mısır'la Katar'da işte zoru görünce onlar da da bötleri kopuyor işgal olacağız diye. Onlar da işte barış için uğraştıkları için yani onlar demiyorlar ki Kudüs kararında da barış için uğraşıyormuşlar gibi. Trump ne barışına uğraşıyor? Melon. İşte şimdi bütün bu, bu, bunlar yani diyor ki hutbede diyor e, orada şimdi diyor eskiden diyor iyiliği emrederlerdi, kötülükten nehy ederlerdi. Faizden bahsederler, zinadan bahsederler, haramdan bahsederler. Efendim kulak yemekten bahsederler. Hep ayet hadisleri okurlardı diyor hocalar bizde. Son diyor bir senedir falan biz de diyor tamamen efendim dağdan tepeden dereden hiçbirine iyiliği emretmek var. Ne kölüten ne de ahlak ahlak hakkında da bir şey söylemiyor. E dedim al bizden de o kadar dedim. Al bizden de o kadar. Nerede duyuyorsun emri bil maruf ne yani münker ya? Eskiden de öyleydi şimdi gel. Ahmet Vanlı Hoca o zamanda da merkez vaziliği İstanbul'da. Bütün esnaf tüccarın olduğu camilerde Mahmut Paşa'da şurada Hoca Paşa camisinde vesaire merkez camilerinde hakikaten iyiliği emredip kötülükten yedenlerden de. Kabrı nur olsun. Amin. Şimdi onun için e, e, tabi e, dua diyoruz o vesileyle. Çünkü hoca efendilerden, kıymetli hocalardan okudu. Emre Arif yaptı. Vazife, vazifesini yaptı. İnşallah da biz üstü zan da mükellefiz. Ee, Allah ile arasında olanlar Mevla biliyor. Ama ne buyuruyor bak şimdi hadis-i şerifte? E, ee, Müsnedü Ebu Hanife 157 hadis rakamı. 157. hadis-i şerif. Bakamda. Şuraya bak ya Allah Allah. İmam-ı Azam rivat ediyor hem de bu hadisi ya. Bir sahabe bir arva hastal. İzâ Bir kul öldüğü zaman hepimize devamlı cenaze haberi geliyor. Bizim de cenaze haberimiz hakkında birilerine gelecek yani. Vallahu ya'lemu minu şerra. Allah o kulu hakkında şer biliyor. Allah ne biliyormuş? Adam şerli, kötü. Şu, şu müjdeye bak şimdi. Peki nasıl bilirsiniz diyorlar millete? Ve kulun nasıl insanlar diyorlarsa fi onun hakkında hayra. Cemaat ne diyor? İyi biliriz diyor. Benim başıma böyle bir durum gelebilir. Yani benim cenazeye zaten beni sevmeyenler gelmez. Sevenler gelir. Nasıl bilirsiniz derlerse tahmin ediyorum iyi biliriz dersiniz. Ya, tahmin ediyorum yani. Allah tabii şer biliriz diyecekseniz zaten hiç gelmeyin. Ne lazım sizin gibi cemaat yahu? Başıma bir de sizinle uğraşacağım. He, Musallaha da sizinle mi uğraşacağım? Şimdi Allah bir kulundan şer bilirse ama insanlara sorunca da nasıl bilirsiniz? İyi biliriz derler. Ama insanlardan maksat kim şimdi? Öyle mi? İnsanlardan maksat kim şimdi? İnsanlardan maksat mutlaka namazlı, abdestli, eli sünnet insanlar. Bütün Ş İran kalksa iyi biliriz dese yandı o adam zaten. Yandı gitti o adam. Bidat eli iyi biliriz dese e şimdi benim hakkımda Mustafa Öztürk, Mustafa İstamoğlu, İlami Güler, Caner Taslaman, Sayda da say, Kur'an erin tamamı. İyi biliriz derse Allah muhafaza, yandık yani ahirette yani, yandık. Adam Kur'an'ı değiştiriyor ya. Kur'an'ı değiştiriyor adam, hadleri karıştırıyor. Onun için be, hangi insanlar diyecek bunu? Ehli sünnet itikadında olacak, namazda abdest olacak, öyle mi? Gelmiş oraya, cenazesinin namazını kendi kılmıyor. Kenarda durmuşlar orada. Ondan sonra çelenkleri getirmişler. Kendileri de kenara gelmişler. Belediye imamı kıldırsın. Onlar da bekliyorlar. Ondan sonra nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Döneceksin onlara sizi kim iyi biliyor ki diyeceksin ya. Sizi kim iyi biliyor size soran yok. Niye? Namaz, abdest olmayan adam iyi biliriz, kötü biliriz. Yani Allah'ın dili bunlar muteber değil. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. En tüm şöyle Allah fil diyor sahabesine söylüyor. Ve keder ki cehennem ümmetten ve satan litekûnû şöyle Biz sizi adaletli bir ümmet yaptık. İnsanlara şahitlik yapacaksınız. Geçmiş bütün ümmetlere sizi şahit edeceğim. Ama Allah'ın şahit edeceğim dediği kullar imansız, namazsız, abdestsiz kullara der mi bunu yani şimdi? Burada şahitlersiniz. Sahabe soruyor, söylüyor bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Men esneyi cümle hayran ve cebbetle hocam. İyi biliriz dediğinize cennet vacip oldu. Cenaze geçiyor oradan. Soruyor nasıl bilirsiniz? Bütün sahabe iyi biliriz diyorlar. Yattı. Ve cemet, ve cemet. Vacip oldu, vacip oldu. Birazdan bir cenaze daha geçiyor. Aynı gün. Diyor, nasıl bilirsiniz? Diyorlar kötü biliriz. Sahabe-i da hiç yağcılık yoktu. Kötüye kötü. Diyorlar kötü. Buyurdu ve cebet, ve cebet, ve cebet. Vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu. Dediler ya Resulallah o da vacip oldu, bu da vacip oldu. Biz bir şey anlamadık. Buyurdu ben es neytüblev hayran ve cebetlev cennet. Hayırla yad ettiğiniz, ölüsünün arkasından iyi konuştuğunuz, iyi biliriz diye şahitlik ettiğinize cennete girmek vacip oldu. Kesin girer. Ve men es şarran ve cebetlev nâr. Kime kötü andınız? şerle yad ettiniz, kötü biliriz dediniz, onun da cehenneme girmesi kesinleşti. Bu sahih hadistir, çok zor. En tüm şöyle de Allah filan, Üç kere tekrar etti. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Ama bunu kime bahsediyor? E nasıl bilirsiniz ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime soruyor bunu? Münafaa mı soruyor? Namazsız abdestsize mi soruyor? Kime soruyor? Bu hüküm şahitlik yapan kim sahabe? Yani hep sahabe gibi olacak durumumuz olacak ama normal bir ortam bir Müslüman olacağız ki şahitliğimiz geçerli olsun. Yani onun için kapı komşularından dört tane diyor. En yakın dört komşu iyi biliriz demesi lazım. En yakın kapının evinin kapısı var ya evinin kapısı. Kapıya en yakın dört komşu. Öbür hadiste de bunu söylüyor. Mamin abdin yamut ve yeşildi. Erbaun diye hatırlıyorum. Min ciranil edneyne en yakın komşulardan dört tanesi. Ya bu çok önemli. Komşuluk çok önemli. Komşuların da iyi biliriz demesi. Bak orada ne kadar cemaat lazım. Burada dört komşu olsa kurtarıyor. Bazı hadislerde bu tabi e, çok tanıyanı yoksa veya uzaktaysa milletten falan dörtte de indirim yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Şahitlik bakımından. E? Onun için mutlaka dinde kardeşlerinizi artırın, cemaati artırın. Ne demek cemaati artırın? Cemaat. Benim cemaattan bahsetmiyorum. Cami cemaatini, namaz cemaatini, zikir cemaatini, sohbet cemaatini, ders cemaatini, halaka, fıkıh okunuyor bir yerde. Birkaç arkadaşa söyleyin. Bir Müslüman'a dersin. Gel beraber gidelim. Benim arabam var. Senin araban yoksa ben seni alayım. Böyle insanlar eskiden birbirine çok getirirlerdi emri bil muharif yaparlardı. Şimdi sıfır oldu bu iş. Herkes oturmuş evde. E neden? E sen evde sohbeti dinliyorsun. Tamam güzel. Öbürü de evde dinliyor. Öbürü de evde dinliyor. Bir milyon dünyada dinleyen var diyelim. Bunların hiçbiri birbirini tanır mı? Ne, ne alakası var Türk, Türkistan'da dinliyor, Çin'de dinliyor. Şimdi buradaki de Ne tanıyacaksın birbirini? Ölsen şahitlik yapabilir misin? He? Ahirette şahitlik yapabilir misin? Neden? E cemaat hukukun yok. Ama şimdi bir kişiyi alsan gelseydin, Yarın Allah sorsaydı, bu ya Rabbi bu adam benim hidayetime sebep oldu. Namaza başlattı beni, bir hocaya götürdü beni, bir efendim sebep oldu ömreye götürdü beni, zikir yaptırdı bana dese. Bunun şahitliği geçerli mi? E, geçerli çünkü adam seni tanımış şahit. Onun için mutlaka yarın ahirete şahitli çıkacağız inşallah. Hayırlı şahitlerle çıkacağız inşallah. Tamam. Şimdi kul öldüğü zaman Allah onun şerli olduğunu bir amellerin şerli biliyor. Bak Allah amellerinin içinde şerli var demiyor. Adamın tübünün ortalamasını baz alırsak amellerinin durumu Allah onun hakkında şer biliyor şer. Aa ve yekulun nas fi hayra. Ama insanlara söyle hangi insanlar anladınız hangi insan? Namaz, abdest, Müslüman, cemaat, hacı, umreci neyse yani ortalama bir Müslüman olacak. Evliya olması şart değil. Böyle o kadar evliyayı nerede bulacağız memleket? Eşkıyat olmuş. Ben dahil. Nasıl bilirsiniz diyor. Müslüman cemaatı da iyi biliriz diyor. <laughs> <laughs> Kâlallâhu Teala li melâketi. allah Teala meleklerine ne buyuruyor biliyor musun? Herkes nefesi kesilmiş. Mahşerde öyle durmuş. Adam yeni ölmüş ama ona göre kabir başlayacak. Oradan sonrası berzak alemi artık cennet veya cehenneme çıkış var. Daha dünyaya gelemez. Mevla meleklerine ne buyuruyor? Kat kabil tu şahadete ibadi ala abdi ve gafartu ilmi. Acayip bir ya. Ey meleklerimdir. Durum bunların dediği gibi değildir. Ben bunun kötü olduğunu biliyorum. Ama bu kadar Müslüman iyi biliriz dediyse demek görünüşte bir iyilikler bir şeyler göstermiş yani. Bir şeyler göstermiş yani. Gösteriş bir şey var. Ben kullarımın bu kulum hakkındaki şahitliğini kabul ettim. Kendi bildiklerimi sildim diyor. Mağfiret eyledim diyor. Ah, Ebu Hanife radıyallahu anh'ın tek vasıtayla sahabe-i kiramdan rivat ettiği müsnedinde geçen hadis-i şerif okuyorum. Sana. O kulu da zaten teke tek çekiyor. Bana bak diyor. Sen de kendini iyi bir adam zannetme diyor ha. Ben seninle mal olduğunu biliyorum. bu da bu da Buhari hadisinde geçiyor. Bu da Buhari çok an efendiler okurdu. Ben de şey okurdum. ve tarifu zembeke zat tarifu zembeke. İnna Allah yudnil mü'mine fe yada aleyken fe mü'mini yaklaştırır. Mekandan münezzeh olduğu halde teke tek onu huzurunda hesaba alır. Ondan sonra şu günahını hatırlıyor musun? Bu günahını hatırlıyor musun? saydırır, saydırır. saydırır. Ondan sonra eyvah der ben de şimdi bu bu kadar günahını saydırdıktan sonra hadi buyurun cennete demezler herhalde gittim cehenneme diye. Adamın bütün ümidi kesilir. Hatta izâ karrara bizirûbi o helek bu Bukhari. Bukhari bu. Bütün günahlarını tek tek söylettirir, ikrar ettirir. Adam da ben öldüm gittim artık cehenneme emredecek melekleri alacak beni götürecek huzurunda diye beklerken bir de ne buyurur? Eee kad gafartuha leke fid dünya kad setartuha leke fid dünya ve ne alekel bu kadar günahlarını ben millete açıklasaydım sana hacı diye hoca diye suratına bak bakacak yerde bütün millet suratına tükürürdü ne bozuk adamsın diye ben senin günahlarını dünyada örttüm bugün de ancak ben affedebilirim hadi affettim gitsin. ama ne dedimse Ortalama bir Müslüman olmak lazım ya. Bir camide görünmek lazım. Bir cemaata gelmek lazım. Bir ilim meclislerine katılmak lazım. Bir Müslümanlara bir yardım, bir hayır, bir şeyler yapmak lazım. Bir Müslüman seni bir hayır işinde görmesi lazım be kardeşim ya. Rüyada mı göreceğim ben senin iyi adam olduğunu ya? Bir, bir, bu yolda da görelim birbirimizi ya. Görelim. Görelim. İnşallah. Bu cemaatları onun için bırakmıyoruz. Yoksa bana pahalıya patlıyor. Ben evde bir saat sohbet yapıyorum. Bir buçuk saat. Salı çarşamba ne güzel dersleri yapıyorum. El Fatiha. Oh çayımı içiyorum. Ama buraya benim gelmem gitmem 5-6 saat. Yani buraya çıkmamdan dönüşüme kadar 5-6 saat. Yemeğimi vakti geçiyor ilacım artık ilaçları yanımıza almaya başladık çünkü çok ilaçlar çok geçiyor vaktim. Artık dedim ilacı burada kürsün şeyle ver. Sohbetten evvel içmeye başladım. E çünkü neden? Vakti. E niye geliyorum ben buraya? Cemaatte rahmet var. Bir beraber kılalım. Bak 40 var, 100 var. Birkaç tane yüz var. E ne olacak? Biri af olmasa öbürü. Af. Biri af olmasa öbürü. Biri kabul olmasa öbürü. Biri reddi olsa öbürü. Ya ben af olma yer arayan, kabul olmak için uğraşan bir Müslümanım kardeşim. Ben sensiz kabul olamam. Olamam. Reddeder Allah beni. Tek başıma benim ne yüzüm var Allah'a çıkacak ya? Ama bu cemaatin rahmeti var. Onun için hanımlara bile inşallah inşallah prosedürler ilerliyor. Hep takibindeyiz. Merak etmeyin. Hiçbir şey yatmış değil. Gece gündüz bu işler kolay bir şey değil. Bayağı engeller aşılıyor elhamdülillah. İnşallah burası olur mu? Hanımlar da çağıracağız tabii. tabii. sen. Hanımını da alacaksın geleceksin. Sonra niye geç kaldın demeyecek yani. Ondan sonra diyeceksin hoca uzattı. O da hadi be hoca uzatmadı sen uzattın falan. Bazısı da inanmıyor yani. Bazısı da o diyorsun ki canlı yayın ya Git kaçta bitirdi bak. İşte bu canlı yayının da bu kolaylığı var tabii ki. Ama onlar da gelsin. Aşağıda katlarımız olur, abdest selam, kadın erkeği görmeden abdeste girer çıkar, temiz, tamam gelsin. Bunlar inşallah olur. Biz ölene kadar Allah beni cemaatle namazdan, cemaatle dersten mahrum etmesin. Amin. Amin. Sizi de beraber bu duayı ilhak hak Amin. Amin. Allah'ım salli ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Şimdi evden dinleyenler kabul olur diye korkusundan amin bile diyemediler yani. kabul olursa onlar da gelirler işte. Rahatlarım bozulur. Anlıyor musun? Şu hadise bak. Bunu bugün gördüm ya. Hiç bu manada biliyorum da. Acayip bir şey ya. Allah adamı şerrini biliyor. Kullar hayrını söylüyor. Yani Mevla buyuruyor ki Ey kulum diyor. Esasen sen cehennemi hak ettin ama bu kulların bu kadar Müslüman senin iyiliğine şahitlik ettiler. Ben şimdi bunların arasında sana azap etmekten hayal ederim diyor ya. Şimdi göndereceğim seni cehenneme. Bütün mahşerde iyi biliyoruz diyenler diyecekler ki vay anasını ya. Ne bozuk çıktı herif ya. Biz ne bileydik bunun böyle olduğunu. Biz bunu dünyada mübarek adam zannediyorduk falan. Ben bunu dedirtmem Allah buyuruyor. Ben bunu dedirtmeyeceğim. Seni de rezil etmeyeceğim diyor. Hey kurban olduğum sana Allah'ım. Rezil etme bizi dünyada. Amin. Dost düşman huzurunda rezil et. Amin. Çünkü Ya Rabbi inneke Rabbena inneke Men ne arafa zeyte. Sen kimi cehenneme girdirirsen, gönderirsen muhakkak onu rezil rüsva etmiş olursun. Ya. Kim rezil oluyor? Dünyada fakirmiş, hakirmiş, açmış, dilenciymiş. Bunlar rezillik değil. Rezil kim? Dünyada ağa da paşa da olmuş olsa, kim cehenneme gidiyorsa herkesin gözünün önünde işte Allah onu rezil etti. Cehenneme gidenden daha büyük rezillik olabilir mi? Onun için Allah dostları böyle dua ediyor. diyor, diyor Kur'an-ı Kerim'deki dualardan bu. Ya Rabbi diyor sen e, Rabbena vaatina ma vaattena ala rusulike peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiğin müjdeleri bize ihsan eyle kıyamet günü bizi rezil rüsvay etme. Amin. İnneke la tuhliful Sen sözünü bozmasın. Bu cemaatlara bizi de bağışla. Ya Rabbel Amin. Amin. Şimdi bu hadis-i şerif güzel. Okumak nasip oldu. Şimdi geldiğimiz, bizim esas hadise daha yeni başlıyoruz. Bu hadiste ne buyuruyor? Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemi ona göstermişler. Gösterdilerse sıkıntı büyük. Çünkü ne okuyordum ayet? Orada kaldım. Hakkında ezelde güzel karar geçenler, Onlar cehennemden ırak edilecekler. Bu Çok uzak edilecekler. Cehennemin gürültüsü kaç yüz senelik mesafetten duyuluyor? 500 sene. Edirne kapıdan çıkarız inşallah orada yatarız inşallah efendim babamız ya da nasip olursa çünkü mezarda nasip meselesi. Buradan Edirne kapıdan kalkarsak mesela kim nerede yatıyorsa oradan kalkarsa cehennemle arasında kaç yüz senelik mesafe var? 500 sene. Ama adam cehennemlikse mezardan kalkarken sesini duyuyor cehennemi. Orada işaret verildi tehlike başladı. Daha daha kötü olacak. Hep daha kötü olacak. Ama diyor hakkında ezelde güzel karar geçenler la yesmaun hasisaha Enbiya suresinin ayetleri. Asla cehennemin sesini bile, nefesini bile işitmezler. Ne büyük sesi ne küçük sesi. Hiç çıt yok. Cehennemden onlara çıt gelmez diyor. Hiç ses gelmez. Ve fi meşdet enfusum dur. Onlar canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklar. La huzunumul fezaul ekbar. En büyük feryatlar, figanlar kopacak. Cehenneme atılandan daha fazla kim bağırabilir? Göz göre göre ateşe atılandan fazla kim bağırabilir? Öyle bağırıyor ki yani dünyada olsa o bağırma kalbi çatlar. Ölmesi kaçınılmaz. Ama onların feryatlarını bile diyor dostlarıma duyurmayacağım. Çünkü neden? Üzülürler. Onların sıkıntıya sokmayayım. Ne cehennemi duyuracağım, ne cehenneme atılanları duyuracağım. Ve kavul melaike. Onların karşısına kabirden kalkar kalkmaz melekler onları karşılayacak. Efendi Hazretleri bunu çok okurdu. Çok derdi katil sallallahu Derdi ki, melek neler bilirdi, neler bilirdi. Bilmediği bir şey yok. Bütün kitapları yutmuştu. Biz o zaman böyle kitapları çok bakamazdık, bir şey bilmezdik. Şimdi bir şey bilmiyoruz. Hep ondan duyduklarımızı görüyoruz kitaplara bakınca. Melek şöyle diyecekler. Adam kabirden kalkıyor, ortalık toz duman, mahşer. Melek onu karşılayacak. Ne diyecek? Önündeki tehlikeli geçitlerden geçeceksin ve çok dehşet verici haller göreceksin. Çünkü münafıklara kafile falan. Sakın üzülme, merak etme. Onlar sana değil, başkalarına. Sana değil. Yani mezardan kalkarken bir melek gelip de tabii yine de elinde değil, yine de panikler, feryatları görünce insan ister istemez korkuyor. 50 bin sene bu ya 50 bin sene bu. Yani korkmamak mümkün değil ama yine de insan hemen onu düşünecek. Melek kabirden kalkarken ne demişti? Çok tehlikeli geçitlerden geçecek. Çok azaplar, gazaplar göreceksin. Millete uygulanıyor. Mahşer'de herkesin sürülüyor millet. Onlar sana değil sen endişe etme. Bunu dedikleri zaman bundan büyük saadet, bundan büyük bahtiyarlık, bundan büyük izzet, itibar olabilir mi ya dünyada? paranla, malınla, makamınla, bürokrasinle efendim kendini bir şey zannediyorsun. Kabirden kalkarken sana bunu demedikleri zaman da rezil oldun gittin işte ya. Rezil oldun gittin. Rezil mi arıyorsun? Hâdâ yevmikumullezî kuntum tu'adûn. İşte size dünyadayken namaz kılarsanız, zikir yaparsanız, hac yaparsanız, zekat verirseniz, sadaka verirseniz, haramlardan kaçarsanız, ondan sonra iyiliği emreder, kötülükten ne edersen işte say 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 say. Bu kadar faziletli ameller, ne kadar müjdeler vermiştikse, bütün Kur'an dolu cennet müjdeleriyle değil mi? Hadis-i şerifler size vaat edilen o cennete kavuşacağınız gününüz budur. Mübarek olsun. Gününüz geldi. Dünyada bizim günümüz yok arkadaşlar. Dünyada bizim gülecek günümüz yok. Keyif edecek günümüz yok. Kurtuldum diyecek günümüz yok. Ölmeden nasıl kurtuldun ha? Nasıl kurtuldun ölmeden? Ne biliyorsun ne halde öleceksin? Nasıl kurtuldun? Kurtulan bir şey yok. Depremden kurtuldu. Nerede kurtuldu? Depremden kurtuldu. Ondan sonra ben. Kazadan kurtuldu. Araba pert oldu. Bu arabadan adam sağlam çıkmazdı. Burnu kanamadan çıktı kurtuldu. Neresi kurtuldu acaba? Bunlar kurtuluş mu? Eceli gelmemiş. Onun için bir şey olmadı yani. Eceli gelmeyene bir şey olmaz. Dünya üstüne yıkılsın sağlam kalkar. Eceli gelmemiş. Bunlara kurtuluş denmez. Bunlar yani dünya yani nispetle nispi, göreceli basit şeyler yaptı. Çok basit şeyler. Ama o imtihanı kazandı. Ne imtihanı kazandı ya? Profesörlük imtihanı. Ordinalüs oldu. O, Amerika'da okul kazandı. Felahı buldu desene. Adam çoluğunu, çocuğunu imtihanlara kitlemiş. Öküzünü satmış, tarlasını satmış. Ondan sonra böyle. Kazansın, kazansın, kazansın. Kazan, üf! Bayram. Kazandı. Neyi kazandı? <laughs> ne elde etti? İşte diploma kazandı. E tamam. Ne olacak? Profesör oldu. Nerede iş bulacak? İşsizler kurumuna gidecek. Ondan sonra kapıda bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. Öbür adam hamallıktan gelmiş, patron olmuş. Parayı koyacak yer bilemiyor, bulamıyor. Sayacak makine yok adamda. Bu da kaleminden kan damlıyor herifin. O biçim okumuş. Bir de bakmış ki dünya böyle değil. Niye? Diploma para etmiyor. Hepsi işsiz. Hepsi işsiz. Dedim ya kırmızı koltuğu niye bana koyuyorsunuz dedim ya. Yani. Mesela o. Ondan sonra adam gelmiş kaç tane diploma götürüyor. Ne yapayım ben diploma? İlmin varsa ilim kalptedir, akıldadır, kafadadır, beyindedir. Ehliyet ve liyakat. Diploman var iyi. Adam sana soru soruyor, diplomayı göster. Ayet hadis soruyor, diplomayı göster. E bir şey okuyamıyorsun ya. Ne yapacak adam seni? Ha onun için ne kazandın yani? Ne elde ettin? Estaizu billah fe men zuhziha nar Yarın ahirette kime cehennemden uzaklaşması takdir edilip de mezardan kalktığından itibaren ona cehennem gösterilmez, sesi işittirilmez ve onu cehennemden uzak tutarlarsa ve udhilel cennete bu demektir ki cennete de girecek. iki durak arası bir durak yok. Cennete de girdirilirse girmeden de kimse kurtuldum diyemez. Ebu Bek Sıddık bile radıyallahu ne diyor? Ya çek o ayağını geri derlerse. Tek ayağımı cennete atsam yine de emin olmam. Ya çek o ayağını geri derlerse. Girip de kapıyı kapatırsam daha çıkmak yok. Allah vaadine kulfetmez diyor. Kim kurtuldu? Fekade <laughs> faz. Cehennemden uzak edilen, cennete nasip edilen ancak o fevzu necat bulmuş, nailiyet kazanmış, efendim başarı kazanmış, iki canını kazanmış efendi hazretleri bunların umduğuna nail olmuş, korktuğundan kurtulmuş manası verir. Hemen peşine ne diyor? Hemen peşine. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Sizin dünya hayatınızdaki başarı dedikleriniz, kurtuluş dedikleriniz, kazandık dedikleriniz, elde ettik dedikleriniz, nailiyet saydıklarınız ancak aldanma, aldatma, meta'ı, sünger gibi bir şey. Beş para etmeyen değersiz bir eşyadan ibarettir. Ama hakiki necat, felah, Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere emirleri tutanlara, yasaklardan kaçanlara mahsus. Onun için bu hadis çok korkutucu. Adam demek ki cehennem ona gösterilmiş. Cehennem ona gösterilmiş derken adam hepten yanaştırılmış bir de. Yanaştırılmış, yanaştırılmış artık alevlerden zarar görmeye adam içine atılmamış daha. Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennemin içine atılmamış daha. Getirilmiş, getirilmiş. Cehenneme doğru yaklaştırılmış. Artık alevlere hararet başlamış gelme. O da ne yapıyor efendim? Yetteki sakınıyor ve cennar ateşin alevinden, hararetinde bir eliyle anveci yüzünde. Yani eliyle yüzünü saklamaya çalışıyor. Yani cehennem o kadar yanaşmış. Adamı ona o kadar yanaştırmışlar ki eliyle böyle yapıyor. E şimdi cehennemden elinle korunabilir misin? Demirle bile korunamazsın. Zırhla bile korunamazsın. Bütün dünyanın demirlerini kalkan yapsan eritir geçer yani. Nasıl sen elinle korunacaksın yani? Durumun vahametine bak. Bu Kur'an'da da var ayet olarak Estaizu billah. Efe men yetteki kuntum Kıyamet günü kötü azaptan diyor. Dünyada iman etseydi korunacak. Namazla korunacak. Zikirle korunacak. Allah'ın azabından alacak. Allah'ın zikri kurtar. Hadis. Şerif bu kadar salih amelle cehennemden kurtaracakken hiçbir şey yapmamış. Gelmiş cehennemin ağzına eliyle böyle yapıyor da cehennemden kurtaracaksın. Ne cahil adamsın ya. Dünyada ne kadar kolaydı bu iş. zalimin o zalimlere ne denecek? Zügu maküntüm teksi bu. Kendi kazandığınız ellerinizle yaptığınız azabın tadın bakalım şimdi. Biz mi size zulmettik? Siz mi nefsinize zulmettiniz? O kadar günah ben mi işlettim sana da? Baktım ümmetim bu hale gelmiş. Ne olacak? Bekliyorum böyle bu ümmetim nasıl kurtulacak acaba? İşte bu hadis o kadar mühim bir hadislerdir ki çünkü bütün kurtaran amelleri söylüyor. Yani 17 tane say dedik işte. Bilmiyorum 17 mi 18 mi? Hocam bir daha bir say sen ya. Raitu der, raitüleri. Raitu, right ya. Ben 17 saydım o gün de hızlı saymış olabilirim. 17 amel. 17 salih amel. Hepsi de adamı kurtarıyor. Hem de nasıl bir şey biliyor musun? Belki öbür amelleri de yok ha. Tek başına bir tanesi kurtarıyor. Demek adam orada bir düzgün bir şey yapmış. Çünkü i̇şte her ameli mükemmel olan da nerede var? Böyle cehennemin ağzına gelmiş, elini böyle tutmuş, artık girdi girecek. Cehennemden kendini sakınmaya çalışıyor. Nasıl sakınacak? Fecaetü <laughs> sadakatu anında beraber o anda sadakası geldi. Şimdi bizim kaldığımız dersin kelimesi bura. Yani ben kaldığım derse geldim şu an. Biz geçen hafta burada sohbet ettik. Bir şey biliyor muyuz ki bugün Elazığ'daki depremzedelere, Malatya'daki depremzedelere yardım lazım olacak. Biz geçen hafta biliyor muyduk böyle bir şey? Hadis nerede kalmış? Sadakada kalmış. E geldiğimiz sıra bu sırayı takip edenler hadise baksın. Cehennemin ağzına gelmiş, böyle elinden yüzüne kapatıyor. Birden sadakası geldi. Dünyada verdiği sadakeler, yaptığı yardımlar. Ne oldu? Sadaka ne yapacak orada ya? Sadaka ne yapacak? 10 lira vermiş, 5 lira vermiş. Bazen 10 lira, 5 lira adamı kurtar. İhlasla verirsen. Öbürü de bir trilyon verir. Riya için. Boşa gider. Değil mi? Boşa gider. Açık artırma gibi böyle iftihar için bile benden yüz bin lira, benden bir milyon falan böyle hareketler falan. Ben bunlar hakkında Allah niyetini kendim bilir, ben bir şey bilmiyorum. Ama bir adam ihlasla bir gizli bir sadaka verir, işte bak gelir. Onun için sadaka gizli verilecek. Arşın gölgesinde gölgelenecek. Yedi zümreden birisi kim? وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اَخْفَى حَتَّى لَا تَعَلْمَ O kadar gizli sadaka verecek ki sol eli sağ elinin verdiğini bilmeyecek. Bu hadis koca karı lafı değil. Bu hadis şerif bu. Sahih hadis. Arşın gölgesine girecek. Mahşerde arşın gölgesine giremeyenleri güneş yakacak. Eritecek yani. Erimek mümkün olsa ölecek yani. Ama çekecek. Ölmek yok. Güneş şu lambanın yanına gelecek. Ancak arşın gölgesi var. Başka gölge yok. Ya melazı ile illazı buyurulduğu günde diyordu. Eski hocalar hep böyle konuşurlar. Cemaatta bir şey anlamaz tabi hari dava. Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmayacağı gün demek yani. O da arşın gölgesi. Sadaka. Sadaka geldi. Fesâre zillen ala rasihi. Adam cehennemin ağzında böyle kendini koruyacak. Sadaka geldi. Başına gölge. Ve sitran anveci yüzüne de perde. Cehennemi hangi perde örtebilir? Cehennemin ateşinin hararetini hangi yav dördüncü kat semadan, güneşin hararetinden adam 45 derecede de yanıyor ya burada ya. Yanıyor kavruluyor çifte kavrulmuş gibi çift şey oluyor adam ya. Yav sen cehennemin dibine gelmişsin nasıl konuşacaksın? Ama sadaka geliyor salih amel bir perde çekiyor o nasıl bir perde o Allah'ın perdesi. Ancak Cehennem Allah'ın azabından cehennemin hararetinden Allah'ın perdesi kurtarabilir. Allah perdeyi çekerse kurtarır. Yüzünün yani cehennemin arasına perde, başına da gölge. Çünkü güneş tavan boyu yaklaşmış. Başına gölge, yüzüne perde. Şimdi hadis-i şerifte ne En fi zilli sadakati yevmel kıyamet. Bütün insanlar kıyamet günü sadakalarının gölgesinde kalacaklar gücü yeten gölgesini uzatsın diye. Yani gücü yeten gölgesini uzatsın. Tabii azdan az, çoktan çok. Veyahut ihlas meselesi. Bir de yerini bulmak meselesi. Bazı kere bakarsın, yani hakikaten tam muhtacına düşersin. Yani bir ekmek var ya, bir ekmek, bir, bir, şey, bir şey anlattım size de, o şimdi tabi kitapta, aklımda yok. Adam yani 70 sene ibadet etmiş özetle geçmiş ümmetten hadis-i şerif ve rivayetlerde geçiyor. 70 sene ibadet etmiş. Ondan sonra da ayağa kaymış. Bir kadın onu kandırmış. 7 sene de onunla zinaye düşmüş. Halbuki 70 sene de var ya kerametli evliyaymış ha. 7 senede de zina düşmüş. Ondan sonra ona işte ve yedi tanemine pide gelmiş böyle ekmek mekmek bir şeyler almış falan. Bu arada bir fakir. Yani bunu uzunca anlatmıştım bir kere. Efendim, yedi tane bir de ondan sonra onda o arada da bir dilenci isteyen bir fakir gelmiş. Onda kalkmış yine merhamet etmiş, onlara vermiş. Allah Teala o zamanın peygamberine vay etmiş. 70 senelik ibadetini bir zina ile beraber sildirdi gitti. Ama yedi senelik zinayı da o verdiği ekmeklerle beraber o da onları sildi gitti. Böyle bir işler bunlar. Sadaka böyle bir şey. Yani onun için tabii ki ben zina edeyim, ondan sonra Kızılay'a yardım edeyim demedik yani. Öyle de bir şey dedik mi şimdi biz? Ha yok tövbe estağfurullah. Böyle anlamaktan Allah'a sığınırım yani. Yani anlatmaktan da sizin de anlayışınızdan da. Çok tehlikeli bir şey. Öyle demedik biz şimdi. Ama ne kadar belalar var başımızda. Sadakalerle dünyada da kurtulacağız. Ahirette de kurtulacağız. Ve ben yine gördüm racülen bir adam min ümmeti benim ümmetimden caetu ona geldi zebaniyetül azap azap zebanileri geldi. Zaten kaç melek var cehennemde zebani olarak görevli? He? 19. Kur'an-ı Azim şu anda geçiyor. Aleyha tisate ashara, 19 görevli zebani var. Onun için böyle lafları konuşurken dikkat edelim. Bazen böyle yanlış konuşmalar da oluyor. Zebani gibi adam bilmem ne. Zebellah gibi diyebilirsin de bu zebani deme. Yani hiçbir insanı bilmem ne bile konuşurken kötülüğün sembolü olarak falan zebani lafını kullanmayalım. Meleklerdir. Allah bize onları göstermesin. Amin. Allah bizi rıdvanla müşerref eylesin. Amin. Malikti görmekten muhafaza Amin. eylesin. Amin. Zebanileri görmekten muhafaza Amin. eylesin. Amin. Amin. Kaşınmanın lüzumu yok. Bir de zebaniler nasılmış falan onları göreyim falan. Kaşınmanın lüzumu yok. Allah göstermesin ama Ama onlar meleklerdir. Allah'ın melekleridir. Onun için böyle laflarımızı konuşalım. Geçen o neydi o saadetçi göğe benim aleyhime tweet atmış bilme. Bir şeyler ya benim alime konuşuyor duruyor. Antalyalı mı ne bir şey. Orada diyor ki feriştahı gelse korkmuyorum Kılıçlar Kılıçdaroğlu da kullanıyor bu lafı. Feriştah melek demek. Bak melek gelirse abdest, mabdest, kusül varsa tabii o da yoksa bir şey demiyorum dibin çıkar bak. Dibin çıkar. Feriştalı gelse demek kadar tehlikeli bir söz yoktur. Melek gelse sen ne diyorsun? Mekke müşrikleri Ebu Cehiller gibi. Kalktılar dediler ki madem azap melekleri var niye görmüyoruz falan hareketleri falan. Bunları söylediler. Ne burada allah Teala? Yevme yaravnel Biraz beklesinler. yav yakında melekleri görecekler. Ama la buşra yevmeydillil mücirimin. Kafirlere, günahkarlara o gün müjde yok. Meleklerden bir cennet müjdesi alamayacaklar. Ne görecekler? Azap meleklerinin gazabını görecekler. Ne diyecekler? Ve kulune hicran mehcura. O zaman da şimdi ya Allah varsa, melek varsa göstersin. O zaman da diyecek ki kapatın, kapatın, kapatın. Perdeler çekin, görmeyeyim şunları. E neden? Ne iştah kalır, ne moral kalır, ne bir şakalar. feriştahı gelse diyor. Ya bir Müslüman feriştahı gelse diye meleğe meydan okur mu ya? Ne cahil adamsınız ya. Feriştah lafını sakın kullanmayın. Bak feriştaha gelse insanı kafir de edebilir. Bilerek söylüyorsa. He? Ya havle ola. FETÖ demişti ya o zaman. Cebrail parti kursa rey vermem falan bari Ne biçim manyak manyak laflar ya. Cebrail gelip parti kursa kurar mı? Kursa rey vermezsen zaten gavur olursun demek onu Allah gönderdi daha. Şimdi Cebrail gelip de parti kurabilir mi ya vahiy gelmeden? Yani Cebrail Allah'tan haber gelse Allah'a da takmam deme. Bunlar bu adamın hoca olmadığı oradan da belli. Ama millete anlatamadık ki. Anlatamadık. Onun için böyle Cebrail gelse, Feriştahı gelse, Zebani gibi bilmem ne sakın bu laflar bunlar elfazı küfürdür. Yani insanı kafir edecek laflardır. Meleklere hakaret. Melek Allah'ın emriyle gelir. Melekler Allah'tan emirsiz bir şey yapmaz. Melek geliyorsa sana Allah'ın emriyle geldiği zaman sen ne demek istiyorsun ki ben, on, ben ondan korkmuyorum o bana bir şey yapamaz. Bu eşittir. Allah bana bir şey yapamazdır. Çünkü melek kimseye kendi başına gelemez. Melekler senin benim gibi kafadan hareket etmez. Melekler la yasunallahu Allah'ın emrine isyan etmezler. Bef'alune Marun. Ne emrolunuyorlarsa onu yaparlar. Sen diyorsun ki melek gelse. Melek kafadan mı geldi? Yani Allah'a meydan okumak çok tehlikeli. Yani onun için dikkat edelim. Bunu Müslüman'ın konuşacağı laflar değil. Şimdi azapta cebaniler geldi. Adam yakalanacak günahları var. Durumu bozuk işleri var. İlla herkesin bozuk işleri olacak ahirette. Böyle bir herkesin başına bu olaylar gelebilir. Allah cümlemize yarabbim. Azabını, gazabını göstermeden, zebanilerin yüzünü göstermeden, kurban olduğum Allah'ım bu sana değil bu tehlikeler, sen rahatına bak, denilen kullarından eyle ya. Hayır. Çünkü bu azabı gördükten, yani bir görmemek lazım. Görüp de kurtulmak da iyi bir şey ama hiç görmesek daha iyi bir şey. Zebaniler yakaladı. Ama adam ne yapıyormuş biliyor musun? Fecahu emru bil marufi ve nehyu anil münkeri Adam dünyada iyiliği emrediyormuş. Kötülükten nehy ediyormuş. Yani namaz kılın diyormuş. İçki içmeyin diyormuş. Haramlar insanlara ödeyeyim. Ya bu haramdır, yasaktır, yapmayın diyormuş. Elinin, dilinin yettiği kadar. Nasihat ediyormuş. İnsanların iyiliğini istiyormuş. Haramlardan, münkerattan insanları kurtarmaya çalışıyormuş. kendine kadar amel eder edemez. Ayrı dava. Hadi i şerifte ne buyuruyor? bil maruf ve Siz amel edemeseniz de iyiliği emredin. Çünkü iyiliği emretmek bir farz, kendin amel etmek öbür farz. Birini yapıp öbürünü yapamasan ikiden birinden kurtulmuş olursun. Ama ikisini de yapmazsan ikisinden sorumlu tutulursun. O daha zor. Onun için sen nasihatini yap yani. Allah sana da bana da amel etmeyi nasip eylesin. Yani her konuştuğumuzda biz de amel edemiyoruz diye. Kardeşim ben de zaten o günah yapıyorum. Sen de yap mı diyeceğiz adama ya? Allah Allah. İyiliği emredeceğiz. Namaz. Ben tam kılamıyorum. Arada atlatıyorum. Kazaya bırakıyorum. Ama bir Müslümana desen ki kardeşim bu şirkten sonra en büyük günah namazsızlıktır. Bu namaza devam etmek lazım. Ahirette bütün azap bundan. Geçen bir cenaze evine taziye gittim. Hepinizin tanıdığı bir kıymetli kardeşimiz annesi vefat etmişti. Babası da 7-8 sene evvel vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Anası babası çok takva insanlarmış yani. Şaşırdım kaldım. Ben çok şaşırdım. Kabirleri nur olsun. Birkaç arkadaştan gittik. Orada bayağı bir o kardeşimizin, bizim tanıdığımız kardeşimizin abileri de vardı. Abileri de kıymetli insanlar. Yani bayağı bir yüksek görevlerde bulunmuşlar. Hala da önemli vazifelerin başındalar. Ama hakikaten dindar bir aile yani. Bakıyorsun tümü namazlı, abdestli. Hakikaten şaşırdım ya. Zaten yani annesini anlatıyorlar. Annesinin ibadet salahını, takvasını falan. Orada Abisimin bir tanesi diyor ya diyor işte beni diyor Kur'an kursuna verdiler ondan sonra da diyor çok darlandım çok boğaldım anneme gittim telefon açtım dedim ki o zaman, belki o zaman cep telefonları yok tabii çünkü küçükken söylüyor anne dedim işte ne olur ben geleyim ondan sonra ee, çok darlandım ben burada yapamıyorum falan şeyde ee, Anadolu şeyinde ee, efendim Hisar'ın orada bir Kur'an kursu var işte o zaman da var, varmış o Ondan sonra böyle annem, annem de diyor, tamam tamam oğlum, çok mu He, gel gel. Allah hiç diyor, bu kadar kolay kabul edeceğini zannetmemiştim. Gel gel. Gelirken demiş, yolun üstünde deniz var mı? E var var demiş o da, sanki ya, biraz da hava al da gel diyeceklerdi. E, demiş evladım, madem Kur'an'ı bıraktın oradan atla da gel yani, at kendini gitsin demiş ya. Lan ne biçim, Allah hiç acımadı bana ya diyor. Ya acır mı kadın, Kur'an kadını ya, Kur'an insanı ya. Sen şimdi hafızlık yapacak Kur'an ezber. Yani anası da böyle. Anasının takvalığını anlatıyorlar zaten ibadet. Babasını anlat. Ben şaşırdım ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Vefatına yakın komaya girmiş. Vefat etti bile zannetmişler. O arada ayılmış. Tam yine ölmek üzere. Yani birkaç zaman evvel anlatacaktım. Bunu daha kafamda kalmıştı. Epey oldu birkaç hafta da. Yani kafamda kaldığı kadarıyla ama çok acayip bir şey. Yani kaç tane hadis-i şerif o yaşlı adamcağız bir şey hadis bilmez. Fakat o kadar namazına, abdestine, ibadetine düşkünmüş ki yani düşkünü Alzheimer olmuş. Alzheimer olmuş. Son iki sene, üç sene. Zaten çok sert bir adammış yani ailede. Sertliğinden, takvalığından, şuyundan, buyundan yarım kollu oğlu bile yarım kollu giremiyormuş buraya. Yarım kollu. Şimdi kızlar affedersin donsuz gezecek ya. O erkek, erkek yarım kolu yarım giremezmiş dışarıda. Edep, örf. doğunun, güney doğunun örfü çok. İslam'a uygun örfleri çok güzel yani. Böyle bir edep yani, saygı yani. Ya diyorlar Alzheimer oldu da diyorlar biraz rahat ettik diyorlar. Yani Alzheimer olmadı da her şeyi denetliyormuş yani. Haram, mekruh. Böyle diyorlar. Ama diyor ölene kadar diyor Alzheimer oldu cemaatle namazı bir kere kaçırmaz. Ya Alzheimer adam cemaata gidebilir mi? Biz akıllı adam gidemiyoruz. Ya diyorum nasıl oldu Hacı abi ben yanlış mı anladım? Yok yanlış anlamadın diyor. Terliğini giderdi orada bırakırdı diyor. Terliksiz gelirdi. Terliği unutur. Her şeyi unutur. Yolda saçar. Ama ezan vakit. Cemaatla namaz. Asla cemaatsiz kılmamış. Ya ne Müslümanlar var kardeşim ya. Alzheimer olmuş cemaatsiz kılmıyor ya. Ondan sonra ya şaşırdım ya. Ben böyle dinliyorum. Dedim Hacı Efendi anlattınız burada da iki tane, üç tane hadis-i şerifin sıhhati çıktı burada. Tecrübe etmek için konuşmuyoruz ama ben biliyorum bu hadisleri. Belki onlar bilmiyor ve babası hiç bilmiyor yaşlı adam. Hadisin sıhhati çıktı ya. Zaten hadislere biz inanıyoruz ama acayip bir şey. Demiş ki o arada ayılmış. Ne demiş ya hocam ya? İlk laf olarak. Ne hatırladı? Ondan sonra efendim ben demişsin demiş Kıyamet koptu demiş herhal Falan. Bunlar da demişler herhalde zaten Alzheimer olmuş. Zaten de ölmek üzere. Normal yani falan. Kıyamet koptu demiş. Ama orada bir iki bir şey kaçırmasak iyiydi. Çok acayip şeyler anlatmış. Ölüm, ölürken anlatıyor. Böyle birkaç tane kitapta görmüştüm ama böyle bir şey yani yeni yaşanmış. Ben şaşırdım. Demiş ki nasıl oldu demişler. Durumu nedir demişler. Demiş ki şimdi kıyamette demiş beni aldılar. Her yerde namazdan sordular. Yetmiş keredir yetmiş yerde tevkif edildim. Gösteriyorlar onu ölmeden. Yetmiş durakta namaz, 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 namaz başka bir şey sormuyorlar demiş ya. Hep namazı sordular demiş. Beş vakit namaz. Özellikle erkekler tabii cemaat kılmazlarsa dalalete düşersiniz diyor. Cemaatla kılmayanlar için ve ittibartuk sünet-i tüm diyor. Namazın cemaatle kılınması süneni hüdadan'dır. Normal sarık sünnetine benzemez. Normal misvak sünnetine benzemez. Anlatmak için şunu anlatıyor fıkıhlarda. Bir memleketin halkı cemaatla namazı terk etse İslam devleti ondan savaş açar. Savaş. Ya cemaatle namaza başlayacaksınız ya da savaş sebebidir. Savaş sebebidir. Süneni hüdadandır. Cemaatle. Ama şöyle hani biri geldi biri gelemedi kaçırdı onu konuşmuyoruz. Bir memleket halkının tümü cemaatla namazı toptan terk etseler İslam devletinde savaş sebebidir. Süneni hüdadandır. Onun için nebinizin sünnetini terk ederseniz diyor İbn-i Mesud'la da daleltüm elbette sapıtırsınız. E bir adam beş vakit namaz kılsa da cemaatle kılmıyorsa dalalettedir. Sahih hadis dalalettedir. E, dalalette olan Allah'ı idat eder mi ya şimdi? Dalalettedir. Devamlı namaz sormuşlar. Yetmiş yerdir namaz sordular diyor. Ben diyor hepsinden geçtim. Ölmeden söylüyor bunu. Hepsinden geçtim. Çünkü onu manevi alemde komaya girdi ya. Manevi alemde gösterdiler. Ayılttı. Söyledi. Ben de burada duyuracaktım size işte. O cenaze evinde de 7-8 sene evveli anlatıyorlar. Annesi yeni ölmüş. Babasını anlattılar. Aa bunu vazla söylemem lazım dedim de işte şimdi Allah aklıma getirdi. Bak bize Mevla bunu duyurtmak için ona söylettiriyor ayıldı da. Çoluk çocuğu duymuş başında da üç kişi on kişi. Burada Mevla bak herkese ibret olsun. Çok tanıdığınız meşhur birinin babası. Hepinizin bildiği İstanbul'da meşhur birinin babası. Herkesin tanıdığı. Yani alenen beş on kişi şahitlik yaptı orada ya. Ben demiş cevaplarımı verdim. Namazdan. Peki bu hadise uygun mu? Evvel maaşeluanu'n salat. İlk sorgu suale çekilecek şey namaz hadisi. Doğru mu? Öbür hadisi konuşalım. Ne buyurur? Eğer bir kulun hesabı namazdan tamam geçerse diğer amellerinden sorgu sual edilmeden geçiştirilir. Bak başka da bir şey sormadılar diyor. Bu da öbür hadise uydu mu? Namazda sıkıntı çıkarsa diğer amellerini geçerler diyor. Bu da meşhur hadis. ikinci hadis. İki hadis. Sade namazdan diyor hesabı verince diyor ben diyor kurtuldum. İkinci hadis. Üçüncü hadis. Adam ölüm döşeğinde bunu söylüyor. Ne bilecek o hadisi? Diyor ki iki rekat namazımı abdestsiz kıldığım çıktı. Ölürken söylüyor. İki rekat artık herhalde sabah namazı ki yani çünkü iki rekat olduğuna göre farz namazdan sonra İki rekat çünkü öbürlerinde nafileyi sormazlar. Hani adam bilmeden abdestsiz kıldı da Şimdi i̇ki rekat namazım abdestsiz çıktı. Ne yaptım diyor? Dediler ki nafilelerinden iki rekatı tamamlayın. Al sana üçüncü hadis-i şerif. Etim mu nevafileküm febiâ tükemmelü Nafilelerinizi mükemmel yapın. Evvabin, kuşluk, işrak, öndeki sünnetler, kabliye, badiye, müekkede, gayrimühekkede farzlarınız da eksik olursa nafilelerinizle tamamlanacak. Hadis. Üçüncü hadis. İki rekatım abdestsiz çıkıyor, anlamamış insan. Onu da nafilelerimden tamamladılar. Ne bilsin adam ya, yetmiş 80 yaşında bir şey köyden geldi. Bir ilim tahsili, medreseli hoca değil. Ama ne Müslüman ama bak, ne Müslüman takva. Mevla böyle öğretiyor işte. Ondan sonra diyor, bir daha daldı diyor. Bir daha daldıktan sonra diyor, bir daha ayıldı diyor. Bak şimdi olaya. Oğlunun birinin adı da mahmut Benden büyük hacı abi. Allah işten de muvaffak etsin. Önemli hizmetler şu anda vazifeler görüyor yani. Hükümetimizde. İyi bir Müslüman. Ahmet Efendi abimiz. Onlar hep akraba yani aile. Dedi ki diyor. Böyle ayrılacağım. Yahu diyor. Şimdi diyor. Görüyor musun? Geldiler diyorlar ki Mahmut peygamber olmuş. Oğlu için. Ben de dedim ki diyor, ya ölüyor ha, onun peşine ölmüş. Ben de dedim ki diyor, Mahmut nereden peygamber olacak, vahiy mi gelmiş ona? Ne anladınız? Bu kadar sohbetlerde, rivayetlerde, hadis-i şeriflerde bütün ulema beyan ediyor. Şeytan son nefeste, son dakika gelip imanı çalmaya geliyor. Ne surette geliyor? En sevdiğinin şeklinde. O da 7-8 çocuğu var, en çok Mahmut'u seviyormuş. Bak şimdi. Çünkü onlar söylüyorlar. Diyorlar ki en çok abimizi sever. Onun için gelmiş. Yahu diyor. Şimdi iblis gelmiş. O Mahmut oğlunun kılığına giriyor. Diyor ki ben peygamber oldum. Bana iman et. Şudur budur. Ben seni kurtaracağım. Çünkü ahiretin zorluklarını görünce. işte hemen belki inanırım, inanır mı inanır can ile falan. Tam ayırmış demiş. Yahu demiş. Mahmut peygamber oldu diyorlar ya. Nereden çıktı demiş ya. Mahmut peygamber. Yok demiş peygamber peygamber olamaz. Demiş. Hemen başlamış estağfirullah. Amener Resulü bima unzile Rabbi okumuş vefat etmiş. Bir de amener Resulüyle gidiyor. Biz kelime-i şehadeti zor çekeceğiz. Adam Alzheimer olmuş amener Resulü okuyor yani. Ha kardeşim. Temutun kema ta'ishun yaşadığınız gibi öleceksiniz. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tüm kema Devamlı zikir. Uyandın Allah'ın ismiyle uyudun Allah'ın ismi. Devamlı Allah aklında ölürken de Allah ile Celle Celal. Ama zikirsiz, duasız adam ne yapacak? Nasıl iman kurtaracak ya? Nereden aklına getirecek ya? Amen e, Resulü okuyacak ya. Onun için kardeşim bu işler kolay değil. Onun için namaza dikkat, abdest, taharet. Kabirde en çok sual. Kabir, abdest, taharet, necasetten taharet. Üstümüze idrar bilmem ne sıçratmamak, temizler ayet namazımıza devam. Yoksa kolay değil. Tabii ki bütün iyilikleri yapamasak da yine biz iyilikle emredelim. Bütün kötülüklerden sakınamasak da yine biz insanlara bu haramdır yapma kardeşim diyelim. Sen şimdi ara sıra namaz kılıyorsun diye adamın birine ya ben de öyle yapıyorum kurtarır diyebilir misin ya? Helak olursun. Ama dersen ki ona ben ara sıra gevşetiyorum şudur budur ama bu öyle bir mesele ki bütün kabir azabı abdestten, taharetten, kusülten, bütün cehennem, mahşer hep namazsızlıktan, imansızlıktan sonra namazsızlık Aman kardeşim ne olursun bir vakitini bile kazaya bırakma, cemaatsız kılma. Sana bana bunu demek yakışır. Kendimiz bununla amel edemesek bile, amel edemesek bile, eksiğimiz noksanımız olsa bile bir insana iyiliği emredip kötülükten ne edersek, Belki de bazılarının lafıyla öbürü düzgün yola gülür. Kaç kişinin hidayetine sebep olan adam var. Adam kendisi çok düzgün değil. Ama millet onun getirdiği sohbete adamlar evliye aldı şimdi. Geçen böyle bir arkadaşla karşıladık. 5-10 kişi yanında. Adamlar hepsi ona dua diyorlar. Adamın da tipine baksan adam diyor ben kayığım diyor yani hiç. Ben diyor çok hocam diyor ben getirdim bunlar ama bunların hepsi geçtiler diyor. Ben diyor sıkıntılı yani benim işlerim bana dua et. Ya dedim sen kul kula sebeptir. Hayra sebep olmuşsun. 10 kişi 15 kişi daha kaç kişiyi Adam başlatmış namaz abdeste bu sohbeti. Ve adamlar 20-30 senedir devam ediyorlar ha. O da böyle ona met ediyorlar, hürmet ediyorlar işte bu bizi getirdi bilmem ne. O da mahcup oluyor eski halleri, şalvarı, cübbeyi çıkartmış herhalde bir durum var. Ben de eskiden tanıyorum da. Ya hocam benim de durumuma bak. Ya dedim estağfurullah mübarek adam. İşte onun için azap zebanileri yakaladılar ümmetimden birini. Demek ki azaplık bir durumu var. Ama iyiliği emredip kötülükten nehyetmesi geldi. Demek kendi amelleri bozukluğuna rağmen hiç olmazsa milletin iyiliğini istemiş yani. Bir şeyler yapmış. Festen gazev min zalike o azaptan onları halas eyledi efendim. Zebanilerin elinden seni kimse alamaz. Ancak salih ameller surete bürünür gelir nurani bir surette bırak bakalım. Zebani ona diyemez ki sen kimsin? Ben ameli salihim. Ben bu adamın emri bil marufuyum. Ne ya Kerim Ben bu adamın namazıyım. Ben bu adamın guslüyüm, Abdestiyim. Dediği anda zebaniler bir şey yapamaz. Çünkü ameli salih Allah'ın muvazzafıdır, memurudur yani. Mevla onu kabul etmiş o ameli. Herkesin her ameli kabul olmuyor. Demek adamın kabul olmuş ameli öbürlerinden kurtarıyor. Ve râitura cülem ümmeti ümmetimden bir adam gördüm. Nasıl bir adam? Heva finnari cehennemin ağzına getirdiler, getirdiler. Ağzına kadar geldi, kurtuldu. Kurtulur mu acaba? Ne ameli var acaba? Ben böyle merak içinde beklerken cehennemin içine düştü. Buraya kadar düşmemiştiler hep. Şimdi bu ümmetimden bu kişi düştü diyor. Yani bir kere giren şöyle sokup çıkarsalar kömür gibi çıkıyorsun. Bir saniye değil. Şöyle sokup çıkarsalar kömür oluyorsun. Cehennem böyle bir yer. Bu şimdi cehenneme girdi. Bu bakalım cehennemden nasıl çıkacak? İmanını kurtarmış çünkü Müslüman. Müslümanlardan cehenneme girecekler var. Allah muhafız. Yedi bin seneye kadar da yanacaklar da var ya. Bu çok. Yine imanının bereketi çıkacak ama. Düştü cehenneme. Ben çok üzüldüm. Böyle bakıyorum. Nasıl kurtarsam bunu işte şefaat edebilir miyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı kurtarma şey arıyor. Ama adamı kendi ameli kurtarırsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha memnun oluyor. Çünkü neden? Hiç ameli olmayan, kebair günahlar bilmem ne onlara zaten şefaatimi kullanacağım diyor. Fecaetu cehennemin içinde yanan adama geldi. Demek sade mahşerde değil. İyi amel cehennemin içine de geliyor. Bu hadis-i şerif kesin anlatıyor bunu. Ne geldi? Dümü'ü ve kafi biha fid dünya min haşyetillâhi Dünyada öyle bir zaman dilimi geçirmiş ki ona Allah korkusu gelmiş. Ey benim yüce Rabbim ben işte ne rezil kulum ben sana ne hesap vereceğim yarın ahirette ne cevap vereceğim. Yani korkmuş Allah'tan. Her insana böyle her zaman keşke olsa ama nadiren de olsa her Müslümana kaya gibi, katı gibi, kas katı bir adam, bozuk adam dediğin adama bile bir Müslümana bir Allah korkusu nadir de olsa, ender de olsa gelebilir yani. Geliyor yani. Fakat bu adama bir Allah korkusu gelmiş hala hayatındayken. Öyle bir korku yaşamış. Mevla'dan ama dikkat et öyle. Zelzeleden, ondan, bundan değil. Sırf Allah'tan korkmuş yani. Utanmış yani. Saygı duymuş. Kalbine haşyetullah demek Mekavetullah demek, yani kalbine bir Allah'a karşı saygı geliyor, heybet geliyor. Diyor ki yani bu yüce Rabbime, bu kadar nimetlerin sahibine karşı ben yani ne kadar bozuk, oldum, ne yanlış işler yapıyorum. Allah'a saymış yani. O korku derken, böyle öcü gibi aşağı bir korku değil aşağı. Allah'a sevgisi var, saygısı var. O şekilden korkusu var. Onlarla beraber. O zaman da ne yapmış? Dünyada o korkuyla beraber ağlamış o ağlamasından da gözyaşları birkaç tane artık kaç tane söylemiyor burada. Gözyaşları akmış. Üzerine artık değer dökülür. Gözyaşları akıtmış. Şimdi bu çok önemli. Ama canlı yayında ağlamayacaksın yani. Milletlere de gösteriş yapmayacaksın yani. Hani bazıları var ya videoları var onların mecusilerin döllerinden işte şöyle, yani terslerden bilmem nereden. Böyle bir şey yapıyor. Bir de bakıyor kamera geliyor. Uuu yapıyor. <laughs> Onlar da çok vardır öyle. Bir yalandan ağlarlar. Medine'yi ağlamaya gark ederler yani. Cennetül Bakı'yı. Bir gidersin kapıya ağlamaktan yıkılıyorlar ya. Bir de böyle ağıtlar 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 mı? Mersiyeler falan. On sonra bir gün ben gittim gece vakti. Ben de yeşil meşil sarmışım. Beni de seyit zannettiler. Yeşiller seyit giyer ya. Üf hepsi bir zaman ulan Allah sizin şerrinizden muhafaza etsin. Benim ne işim var sizin aranızda? Beni de evliya şehit zannettiler, beni de aldılar. Ben böyle geldim uzaktan, beni bir gördüler. Beni görünce başladılar ağlamayı artırdılar. Geliyordum geliyordum yavaş ağlıyorlardı. Lan bir geldim Allah yıkılıyor kadar. Bıraksan ki beni de bırakmıyorlar şehit, şehit zannedince. Ehli Beyt'ten zannettiler beni. Nerede ben? Ama adamlar böyle uuuu yapıyorlar bir şey. Yani, Sahtekarlı ağrıcım Allah korkusundan ağlamak gizli olur. Sadakayı gizli verirsen arşın gölgesine giriyorsun. Aynı hadis-i şerif Sebatun zillumullah fi zilli yevme la zillu illa zillu Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayacağı mahşer günde yedi zümre o gölgeye girecek hadisinde. Bu hadis-i şerifi bir gün müstakil ders yapalım. Yani Osta'yla ya i̇bn Recep'in bir şey var. İbn-i Recep müstakil risale yazmış. Sırf o hadis hakkında o Risale ile beraber birlikte bir ders bulması gerekiyor. O e, hadis şerifteki bir maddede yediden biri de nedir? Birini söyledik, gizli sadaka demiştik bugün. Bir tanesinde de e, Allah korkusundan ne a, Gözyaşı dökecek. Göz dökecek. Ha. Allah korkusundan bir kul ağlarsa ama racülün beka min haşyetillahi teala ama kimsenin görmediği yerde Öyle mi? el i̇mamül Adil ve Şahab bin Şefiğübbadet Rabbi, onun sıra birer kalbu kalbimizlelik bil mes'acid ve kalbi, tasaddaka ihfa. hatta bir adamın kalbi, bir adamın kalbi, Uzun hadis. Ve bir adamın he? bir adamın kalbi, bir ve cemal bir adamın bir tane daha var. Bu ağlama, ağlama maddesi daha bu demir, beşini de söyle, altısını okumuş olduk. Arapça varacun ba işte ve Belki o bu hadiste değil. Bu ağlama şey. O bu hadiste. Onu biliyorum. Bir adam kimsenin görmediği yerde Allah korkusundan bir damla göz yaşı akıtabilirse bunun gözü cehenneme haramdır diyor. Allah yolunda cihad ederken burnuna toz girdiyse bunun da Allah canını, cesedini cehenneme haram kılmıştır. Bu çok meşhur hadis-i şeriftir. Onun için ha bunu arıyorum. Mübarek. Öbür hepsini okuduk bir bu kaldı şimdi. Hepsine mana vermedik. Ve bir adam Allah'a Allah zikretti hâliyen tenha yerde kalvet. Kimse yok. Hanımın bile görmeyecek. Bir insan diyor, İki rekat nafile namazı kimsenin görmediği, hanımının da çocuğunun da kimsenin görmediği yerde iki rekat nafile kılarsa münafıklıktan beraat verirse. Ve Allah Teala ona eman verir azaptan. Onun için tenhalık çok mühim. Allah tenhada zikretti. Ve fâdat aynâhu iki gözü taştı. Allah'a tenada zikredip Allah'ın azametinden büyüklüğünü düşündü, zikretmek o demek haşyetinden, korkusundan, gözünden yaş gelirse, bu adam da arşın gölgesine girer. İşte ümmetimden bu adam cehenneme düştü, Allah korkusundan ağladı. dünyadayken ağlamış oldu, gözyaşlar geldi, ve egrojetu minen nari onu cehennemden çıkardı. Gözyaşları geldi, gözyaşı gelir mi yahu? Gözyaşı bir ameli salihtir, Tamam sevgili sevgilisi kaçtı diye ağlamıyor şu adam. Allah için ağlıyor. Allah için ağlarsan o bir amel-i salihtir. Kalktı nurani bir surete büründü. Geldi adamı cehennemden çıkarttı yahu cehennem. Demek ki salih amel lazım. Salih amel, salih amel, salih amel. Allah Allah. 3500 müydü, 35 bin miydi? Evet. Yani o mübarek zat e, rahmetullahi ismini ne, ne dediler unuttuk ya. O mübarek 3500 mü ne? Dosyadan hesaba çekildim. Onu unutmuşum. 3500 dosyadan hesaba çekildim. Yani kulaklarıdır, şudur budur, dolu vazifeleri var insanın. Dolu mesuliyeti. 3500 dosyadan hesaba çekildim. Ama 70 yerde namazdan sual oldum. Yani namazdan geçiş, geçmesiyle hesaptan kurtuluyor. Allah Teala ona da rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şeriften biraz daha devam edecektim ama vakit yetmeyecek. Benim de biliyorsunuz, görüyorsunuz nefesim, sesim tamamen şey tıkalı. Ama elhamdülillah bu kadar konuşabildim. Oho! Amin, amin, amin. Şu Allah razı olsunu almak için ne yapmam lazımdı ya? Amin, amin, amin. Sizlerden de razı olsun. Amin. Rızasını cümlemize helal eylesin. Amin. Bahşeylesin. Amin. amin. Allah'ım salli aleyhi ve aleyhissalatü vesselam. Hocama verebiliriz. Simse geçen otur otur ne kalktıza ya. <laughs> bu ara fasıl bu şimdi ya. Ara sıcak. Ara, ara sıcaklara bayılıyorsunuz. Biz de bir ara sıcak yapalım. Ya. Aç açık öyle duruyorsunuz. Ara sıcak. Bir hadis daha okuyayım sana. Ara sıcaktan daha iyi işte. Ne ara sıcak getirirse iki tane efendim küçücük e, ondan sonra e, lahmacun bilmem ne getiriyorlar bir şeyler. Ondan sonra aradan bir şeyler. Adamı doyuruyorlar, ondan sonra esas yemekleri yemesin diye. <laughs> Öyle şeyler yapıyorlar yani. Akıllı olanlar o ara sıcaklara falan şey yapmaması lazım, itibar etmemesi lazım. Zaten mezere getiriyorlar, bilmem ne, tereyağı, tulum, peynir, bilmem. Adam zaten bütün yemek iptal. Bazıları onu da yiyor, onu da yiyor, onu da yiyor ya. <laughs> Vay öylesini gördüm ha. Ya ne bileyim maşallah denecek halleri de yok yani. Allah az yemeği cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi koruma duaları. Altı cihetten bela gelir. Kaç yönümüz var bizim? Sağ sol. Efendim aşağı yukarı. Ön arka. Altı cihet. Bu altı cihetten gelecek bütün belalara meleklerle beraber koruma. Buradan gelse buradan koruma. Buradan gelse buradan. Altı cihetten koruma. Bizim korumalara çok ihtiyacımız var. Afat zamanındayız. Onun için ben size geçen hafta dedim tabii o çok geçmiştik vakitten. Şimdi e, onu okuyayım size. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın hizmetçisi vardı. Bunu hep duyarız Hazreti Enes hizmetçisine öğretti diye. Ama onun adı neymiş? Eban İbni Ebi Ayyaş. Eban, Eban adı çok var şeyde. Saadet Hazreti Osman'ın oğlunun adı da Eban. Eban İbni Osman radıyallahu anhu çocuklarınıza verebilirsiniz. Ben bazı isimleri söylüyorum size. Eban. Eban İbni Ebi Ayyaş radıyallahu teala bu Hazreti Enes'e 10 sene hizmet etmiş. Resulullah, Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 sene hizmet etmiş. Bu da Hazreti Enes'e tam 10 sene hizmet etmiş. Büyük bir tabiinin ulularından. Çünkü Hazreti Enes 100 sene yaşadı. 100 sene yaşadı. Onun Efendim sallallahu aleyhi ve ona duası var. Değil mi hocam? Ömrünü uzun et malını, evladını çok yaptı. Zürriyeti şey. Efendimiz'e on sene hizmet etti. Bir dua ile dünyasını, ahiretini kurtardı. Bir dua ile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi birine dese ki Ya Rabbi ömrünü uzun et. Malını, evladını çok et. Hepsi hayırlı demek. Hiç hayırsız bir şey olmaz. Allah Allah. Sahabeden birine dua et. Ya Rabbi bunu gençliğini bozma diye. Yüz yaşına yaşamış, şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şurasını eliyle mübarek ellemiş, her tarafı beyazlamış, burası siyah kalmış. Anladın şurası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in değdiği yer siyah kalmış. Ve yüz yaşına, yüz yirmi yaşına belki bir rivayet gençlerden daha sağlanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Allah'ım gençliğini muhafaza et diye. Ne dua ettiyse. Üç karnen dedi birisine, bir asır yaşa sen, dedi. Bir asır yaşamış. Tam bir asır. Ne buyursa. Otomatik. Mevla asla onu reddetmez. İşte şimdi nerede bize? Öyle bir dua sahibine şey bulabilsek değil mi şimdi yani? Abad olurduk şimdi. Salavat-ı şerifeye devam edelim. Hay. Rabıtaya devam edelim. Cuma geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydır kabrinde diridir. Yine alırız duaları. Sabah akşam amellerimiz arz edilmiyor mu? Ümmetine şahitlik etmiyor mu? Devamlı bize dua etmiyor mu? Sallallahu teallem. aleyhi ve sellem. Şimdi Evet. Sabe ee, sahabe ve tabiinden birçok kişiyi öldürmesiyle meşhur Haccacı Zalim namıyla maruf. Adı nedir? Haccacı İbni Yusuf. Bu adam e, valilik yapmış. Efendim Emeviler zamanında e, onun zamanında Emevi hükümdarı Abdülmelik var. Abdülmelik İbni Mervan. Abdül Melik İbni Mervan'ın valisi. Ama öyle bir vali ki Abdülmelik'i kimse tanımıyor. Bu valiyi bütün dünya tanıyor. Yani Emevilerin bütün şeyleri, Abbasileri de getir, Osmanlılar da getir. Kimse Haccacı Zalim kadar meşhur değil. Neden? Kötülük de meşhur olmuş. Efendim bu Enes İbni Malik Vasıt şehrini bina etmiş. Şu andaki Irak'taki birçok şehirleri falan bina eden, yapan da Haccacı Zalim'dir. Haccacı Zalim'in acayip işleri var İkili namazın sünnetini hiç terk etmemiş. O kadar ulema, evliya, yağmur tuhasına çıkmışlar. İkindinin sünnetini terk etmeyen varsa, çünkü müekket değil ya, arasına kılmayan da var. İkindinin sünnetini terk etmeyen varsa demişler, bütün dünya ulema, evliya dolu. Hiç terk etmeyen bir bu çıkmış yağmur duasına. Allah Allah! Cins bir adam. İşte bu devletin bekası meselesinden, devletin bekası meselesinden ama sahabeye de çok zulüm yaptı yani. En son Said bin Cübeyr'i e, ee, radıyallahu anh şehit etti. Said bin Cübeyr 40 yaşlarında falandı. Bütün dünyada ondan büyük alim yoktu. Herkes onun ilmine muhtaçtı. Fakat onu şehit etti. Said bin dedi Allah benden sonra seni kimseye musallat etmesin diye beddua etti. Birkaç gün içinde de Haccaç sebepsiz yere gitti. öldü gitti yani. Haccaç böyle bir abi. Ama Kur'an-ı Kerim'e hizmetleri çok. Şu andaki okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in harekelerin noktaları yoksa çoğunu okuyamazdık hiç. Bunları hep onun sebep olduğu bazı hayırlı hizmetleri de var. Ama yani ahirette bunun durumu ne olur? Bunu gördüler mana aleminde, sordular ulema. Dedi ki her öldürdüğüm kişiye böyle 60 bin, 70 bin, 100 bin kişiyi böyle bir kere de öldürmüş yani. Tabi. Yani 100 bin e, sallandırdığı var. Tabi harplerdeki hariç. Yani Hac haccacı zalim diye. Siz zalim mi gördünüz ya? Ondan sonra acayip bir adam. Ama ne dedi görene? Her öldürdüğüm kişiye mukabil bir kere öldürüldüm. Yani ölüm azabını tattırdılar Her kişiye bir kere. Ölüm ne demek ya bir kere ölemiyor ya. Said ibn Cübeyr çok kıymetliydi dediler. Onun için iki kere öldüreceğiz sen. dediler. Onu da söylemiş yani. Şimdi haccacı zalim diyoruz. Kafir diyebiliyor muyuz? Bu işler böyle. Ehl-i sünnetin hassasiyetleri. Kafir diyemiyoruz. Ondan sonra bir de bakarsın o cennete gider. Sonunda sen cehenneme gidersin. O da ayrı bir dava yani. Onun için ne diyelim? Dua edecek halimiz de yok. Hatçacı zalime yani. Dua edecek halimiz de yok ama kendi derdimize düşelim. Şimdi ee, Vasıt şehri var. Meşhur. efendim. Vasıt şehrini bina etmiş. Daha nice şehirler bina etmiş hep. Şimdi birçok yerleşim yerlerinde Hatçacı'nın şey var. Efendim, e, ne diyeyim sana, e, emeği var. Ondan sonra Hz. Enes'e mektup yazmış, yanına çağırmış. Şimdi diyor mektup gelince Hz. Enes de radıyallahu bayağı yaşlı belki. belki o zamanlar 90'larında belki var. Daha da fazla da olabilir. Ama yüz, yüz yok. E, demiş ki, ne yapalım demiş. Vali demiş, çağırdı, gideceğiz demiş. Yanında da Eban İbni Ebi Ayas'ı hizmetçisi demiş ki, biz de gelelim seninle demiş. Sen yaşlısın şimdi bir şey. Gelin demiş. Şimdi insanlar toplanmışlar, haccacın etrafında onutuk atıyor. Bir de hutbe okurdu. Öf! Bizim diyanetin hutbelerine benzer? Bir hutbe okurdu, İkindi namazı yaklaşırdı. Hasan-ı Basri'yi de hutbeyi dinleyenler arasında. Çünkü cuma tek yerde kılınır, ikinci camiye gidilemez. O dönemdeki öyle. Şimdi de öyle de şimdi artık 15 milyon nerede toplanacak bir yerde mecburiyet olmuş. Sahabe orada. Hasan-ı Basri orada. Kimler yok. Ama öyle bir çekinirlermiş ki işte korkarsan mesul mazur olsun. Ey Allah'ın adamı da Allah'tan kork. Cuma geçiyor. ikindi oldu diye bir kişi kalkıp söyleyemez. Ne kadar ayet hadis biliyor biliyor musun? İlahiyatta bir tane öyle hoca yok Yemin ederim yoktur ya. Vallahi desem başım ağrımaz. Adamın bir hutbeleri, bir konuşmaları var. Arap edebiyatı çöker ya şu anda. Acayip adam öyle sen de zannediyorsun. Açcacı zalim derken sokaktaki mafya zannediyorsun yani. Herkesin hakkını verelim şimdi. Millet toplanmış, bunu dinliyorlar. Acayip kelamlar, kelimeler bilmem ne. Sesini duyacak kadar yakın yerde oturmuşlar. Oradan görevli memur bağırdı. Enes i̇bn Malik geldi mi? Radıyallahu anh Efendimiz için. Ondan sonra geldi dedi diyor, işaret ettik biz geldi dedi. Tamam, yanaşsın demişler ona. Ona hürmet ediyor şimdi yaşlı ya. Sahabeden de olduğu için falan. Haccac adamı takmaz da yani. Gelsin demiş. Haccac gelmiş, şey, Enes İbni Malik Hazretleri gelmiş, Herkes yerde oturuyor. Ona demiş ki sen benim sedirimin üstüne oturabilirsin. Yani yaşlısın, sahabesin Otur, oturtmuş onu sedire. Ondan sonra atları getirin bakayım demiş. Atların üzerine öyle ipekler koymuş. Biz kızımıza gelinlik yapacak malzeme bulamayız yani. İpekleri bütün atların üzerine sermiş. Atların yaşı da genç ya iki yaşında, üç yaşında, dört yaşında, beş yaşında. Yaşlı at yok. Bir ordular düzmüş. Ondan sonra bütün atları salmış. Hazreti Enes'e şov yapıyor yani. Resmen şov yapıyor, gösteri yapıyor. E demiş ki ey ihtiyar demiş. Yani şeyh tabii ihtiyar da o tabi ihtiyar mahasta kullanıyor. Mübarek alim mahasta kullanıyor. Senin arkadaşın demiş, sahibin. Sahip ne demek? Sahabe-i kiram adı. Resulullah Efendimiz de siz benim sahabemsiniz. Yani arkadaşımsınız. Kardeşlerim sonra gelecekler bizim için. Allah bizi ona layık kardeşlerden eylesin. Amin. Amin. salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi İhtiyar demiş, arkadaşının yanında böyle atlar gördün mü demiş. Terbiyesiz konuşmaya bak. Peşine demiş ki, bak demiş peygamberimizden sonra, peygamberimiz diyor ama, peygamberimizden sonra bizlere neler verildi Allah? Yani ümmet yani biz, biz ordumuz ne kadar güçlendi peygamberimizin ardından deyince. Enes radıyallahu anh sinirlenmiş. 90 yaşında ama onlar, onlar taviz verim onlar. Sinirlenmiş demiş ki, vallahi onun yanında bu atlardan daha hayırlılarını gördüm demiş. Çok bozulmuş. Haccaca bu denir mi ya? Karizma sıfır. Bütün milletin önünde. Haccacın karizma sıfır. Vallahi bundan hayırlarını gördüm. Demiş. Bak demiş sana bir hadis rivat edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben işittim. Bu hepten şimdi ulan ne anlatacak acaba demiş. Demiş ki el gaylu Bu hadis-i şerif sahih hadis şerif. Üç kısım at var. Rajulun irtaba zafarasen fi sebilillah. Bir adam bir at beslerse, at beslemek bakmak çok sevap. Niçin? Allah yolunda mücahitler cihada giderken vatanı müdafaa etmek işte neyse kutsallarımızı at lazım. Şimdi bile at lazım olan yerler. Var. O zaman hepten at. Bir adam at beslerse, Allah yolunda cihada çıkartmak için bu adamın yarın ahirete gittiği zaman feravsuha o atın o atların nesi bir at bile beslese o atın gübresi fışkısı dışkısı ve bevlua o atın yaptığı bütün idrarları ve lahmua o atın ne kadar varsa eti kaç kilo geliyorsa ve demuha o atın bütün kanlarına kadar fi mizan sahibi ayyemel kıyamet kıyamet günü sahibinin mizanına, sevap tarafına konacak der. Çünkü neden? Allah yolunda cihat için o atı bakıyor, besliyor, yediriyor, içiriyor. Mücahitler cihata çıktığı zaman o atı veriyor. Alın diyor bir mücahit fakir diyor, atı yoksa bundan cihada gidiyor. Kendi gidiyor. Ama atı Allah için besliyor. Üç türlü at var. Ve racülün. Bir adam daha var. İrtabet yürüydü Bir at bağlamış, besliyor yediriyor, içiriyor ama karnındaki çocuğu murad ediyor. Yani ne demek? At neslini üretmek istiyor ve üretimine göre de satmak istiyor. Bu adamın sevabı da yok, günahı da yok. Mubah bir şey yani, helal bir iş yapıyor. Bir insan inek alsa besleyemez mi? Onun gibi. Buna bir şey yok. Varacülün bir adam da var irtibatı ferasan. Bir at besliyor. Ne yapıyor şimdi yani? Ha? Ofta minibüsçünü bir öyle yapmış. Tamam mı? Paralar sökülün demiş. Herkes parayı vermiş. Bir kişi vermemiş. O da hem arabayı sürüyormuş hem de dönmüş. Bir kişi para vermedi demiş. Yani. Şimdi bak, bir kişi diye adamı <laughs> demiyor ki bir kişi para vermedi. Lan sen vermedin de adam. Yok. Lan düşürü devrileceğiz ya. Ne geri bakıyorsun? Hem geri bakıyor bir kişi para. <laughs> yani Şimdi Enes İbni Malik de öyle yapıyor. Üç türlü at var diyor. Şimdi bir kişi daha var ki diyor yani şimdi haçaca. Bir adam daha var ki diyor yani. Gösterme lüzum var mı? Bir kişi para vermedi yani. Bir kişi daha var diyor. Niçin at besliyor? Riyaen gösteriş olsun. Ve sümaten şanı şerefi itibarı dünyaya duyulsun. Onun için ''Fehve o adam finnar, gümbürdü cehenneme.'' Diyor. Buz kesti ortalık. Hacca piri için yorgan yakar. Anında beş, on, yirmi, elli kişi bir anda. Ne olacak şimdi? Bütün vilayetin şeyi çöktü yani. <laughs> Valinin itibarı sıfır. Bunun üzerine hacca çok sinirlendi. Sen dedi bizi çok küçük düşürdün dedi şimdi bu hadisi böyle burada okumakla. Bize i̇şte hakaret ettin dedi yani resmen. Ne olacak? Vallahi dedi senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetin olmasaydı 10 sene sen hizmet ettin. Senin Resulullah'a hizmetin olmasaydı. Esasen ben buna da inanmıyorum. Hizmetini bahane ediyor da. Numara ya. Şimdi millete bir şey yapamadı. Yoksa Efendimizin ne sahabesini kesti ya. Senin hizmet... Esas mesele arkada geliyor. Bir de emirül mümininin senin hakkında mektubu olmasaydı. Emirül müminin kim o zaman? Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan. Mektup yazmış haccaca. Yani demek istemiş ki kime ne yaparsan yap. Her yol serbest. Enes İbni Malik'e dokunma demiş. Onun için diyor emirül mümininin halifenin yani mektubu. Esas mesele bu. Halifenin mektubu olmasaydı ben zannetmiyorum Resulullah hizmetine bağışladım diyecek yani. Ben zannetmiyorum. Haccacın şekli o şekil bir adam değil. Resulullah çok hizmet ettin ama şimdi de yanlış yaptın der gel aşağı. Böyle bir adam yani. Zihniyeti bu, mantığı bu. Devlete zarar veriyorsun. İşte valiyi küçük düşürdün. Tabi adam laftadan girer yani. Mevzu ona delil mi arıyorsun? Senin demiş Rasulullah hizmetin olmasaydı sallallahu teala aleyhi bir de emirul mümininin sana değer vermem, iyi bakmam hususunda bana yazıp gönderdiği mektup olmasaydı sana neler yapardım neler aklın hayalinden geçemez. Öyle işkence yapacaktım sana diye. Hz. Enes radıyallahu anh dedi, hiçbir şey yapamazdın diye. Ne istersen iste yapamazdın. Nasıl yapamazdın? ben senin şerrinden Allahu Teala'ya sığınmak üzere öyle kelimeler okudum ki bu sabah. Bak bu sabah öyle kelimeler okudum ki. O ferişta olsa bana bir şey yapamaz. Lafı caiz değil. Ama haccacı zalim gelse bana bir şey yapamaz diyebilirsin bak. Öyle kelimeler okudum ki haccacı zalim olsan bana bir şey yapamaz. Allah'a sığındım. Hem yani sığınma çok acayip bir sığınma duası. Efendim o kelimeleri okuyana ne sultan karışabilir, ne devlet reisi bir şey yapabilir, ne şeytan yaklaşabilir, ne cin bir zarar verebilir. Hiçbir azgın insan, cin, şeytandan korkmam. Ha, bu derdanın evin yandı dediklerine benzedi. Vallahi yanmadı diyor. Nasıl diyorsun ya? Bütün çarşı yandı diyor. Senin evin de ortasında. Vallahi yanmadı. Işte. Bu da diyor. ki Vallahi bir şey değil. Neden iman itikat? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği şeylere bağlılık. Bu sefer Haccac böyle bir sakinleşti. Böyle bir sakinleşti şimdi. Bakalım dedi bu bir şey bir şey biliyor yani bir şey. Çünkü Resulullah'tan kelimeler öğrendi. Bak haccacı zalimdeki fark şu. Diğer zalimlerden ve kafirlerden. Ben hadiste dualar öğrendim. O duaları okudum. Sen bir şey yapamazsın deyince hadi gidişine, hadisine de, duana da demiyor. Şu andaki ilahiyattakilerin hemen hemen hiçbiri ben bu hadisi okudum bana bir şey olmaz desen hadi gidişine o hadiste zayıf mayıf bir kimisi de mevzu diyecekler. Haccacı zalim kadar imanları yok. Çünkü Haccacı zalim gibi bir adam o kadar hakir duruma düştü halde Resulullah'tan işitti. Ne dedi? Resulullah'tan öğrendin. Dur o zaman dedi. Sinir sıfır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne öğretti? Bu sefer bunun bütün derdi o kelimeleri nasıl öğrenebilirim de bana da başka biri bir şey yapamasın diye. O da halifeye kullanacak, öbürüne kullanacak, berikine kullanacak yani. Siniri geçti. Dedi ki, ya Eba Hemze. Hz. Enes'in Hamza diye oğlu var. Künyeler oğluna nispet edilir. Künyesiyle nispet etmeye başladı. Demin ne diyordu? İhtiyar. Şimdi kanatları indirdi. Ya Eba Hemze. Ey Ebu Hamza Onları bize de öğretir misin? İşte haçacı zalim idi ama ayete hadise mümin idi. Resulullah'ın duasını öğrenmek istedi. Şimdi kaç kişi var hadis olduğu zaman duran, kabul eden, bu böyledir diye iman eden? Kaç kişi var? İlahiyat hocalarının hiçbiri, hemen hemen hiçbiri hadislere iman etmiyor. Hemen hemen. Hele ki Kenzülüm mal. Suyuti, camül hadis, Ebu Şeyh, kitab Sevap. Bukhari, Müslüm'ü bile tartışmaya açmışlar. Kur'an'ı tartışmaya açmışlar adamlar. Kur'an adı ne? Kur'an'ı araştırmalar. E Kur'an araştırmalarında adam ayeti bile diyor ki bu böyle olmaz. Kur'an böyle bir sıkıntı. Enes İbni Malik radıyallahu anh dedi. Hayır, sana öğretmem. Vallahi, ben seni onlara ehil ve layık olarak görmüyorum. O dua senin gibi adama öğretilmez. Çünkü zalimsin, korunursun. Korununca başka zulmün artar. Ben seni buna ehil görmüyorum. Hatta sen sağ iken bile onları kimseye öğretmeyeceğin ki ilmi gizlemek istemem ama başka birinden öğrenirsin diye onları öğretmeyeceğim. Haç dedi, salın bunu gitsin deyince etrafındakiler dedi. Ya sen pire için yorgan yakan adamsın. Hiçbir şey yapmadan adamları öldürdün. Binlerce, yüz binlerce adam. Bu sana ne ağır hakaretler et. Bu başka rivayette var. Ruhul Beyan Tersi'nde de var. Efendi Hazretleri çok bunu anlatırdı. Dedi ki sağında solunda iki tane aslan gördüm. Ağızdan açmışlar. Az daha beni yutacaklardı ki uzak olsun dedim diye. Şu aslanlar onunla geri gitsin yani. O gitsin ki. Ben dedi öyle gördüm. Daha sonra Haccac'ın İki tane oğlu var. Yani oğulları çok olabilir de iki tane oğlu var. Birinin adı Muhammed, birinin adı Eban. Eban ismi ne kadar çokmuş ya. Allah Allah. Hazreti Enes'in hizmetçisi de Eban. Hazreti Osman oğlu Eban. Haccacın oğlu Eban. Eban. İki oğluyla beraber. İki yüz bin dirhem. Birine yüz bin dirhem verdi, birine de yüz bin dirhem. İki yüz bin dirhem. Çok büyük para. O zaman da. Dedi ki yaşlı adama gidin iyi davranın, alttan alın. Şimdi bana sinirlendi ama sizin bir günahınız burada yok. Onun için size yumuşak davranabilir. 200 bindir hem de parayı ikram ve hediye mahiyetinde götürün, <laughs> yalvarın, yakarın, alttan alın. Bu duaları öğrenmemiz lazım. Diye. Adamdaki imanı görüyor musun? Çünkü biliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Hepsi vahidir. Biliyor ki Hazreti Enes yalan söylemez, Resulullah'tan duymadığını söylemez. Biliyor herif. Şimdi ne sahabe ne bilmem ne ya. Ondan sonra bunlar haccaca geldiler. Ondan sonra e, e, haccacı e, şeye Enes'e geldiler. Enes Efendimiz radıyallahu teala dedi ki ben size öğretmeyeceğim. Çünkü haccacın sağlığında bile kimseye öğretmemeye söz verdim. Onun için sizi buna layık ve ehil görmüyorum. İlmi ehlinden gizlemiyorum. Çünkü siz ehilli değilsiniz. Onun için öğretmiyorum. Onlar da üzüldüler. Gittiler. Öylece Hazreti Enes İbni Malik yaşadı, yaşadı, yaşadı. Hac Hacı Zalim de öldü gitti. Muhammed oğlu da öldü gitti. Eban oğlu da öldü gitti. Hazreti Enes hala yaşadı. Ya. Sonra vefatı yaklaştı. Enes Radıyallahu Anh hizmetçisi Eban Radıyallahu Anh devamlı şeyi bekliyor. O kelimeleri öğrenmek isteyecek ama Haccacın sağlığında kimseye öğretmem dediği için Haccac ölmeden teklif etmedi. Bekledi Haccac ölsün. E Haccac da ölünce dedi herhalde şimdi bana öğretir şimdi yani. Ondan sakın duruyordu bu kelimeleri öğretmek istemiyor. İbn-i Sünni'de de var bu. İbn-i Sünni büyük muhaddistir. Amelül yevmelleyle hafız, hadis hafızı İbn-i Sünni'de de geçiyor. Kaynaklarını vermişim. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh vefatı yaklaşınca e, hizmetçisi geldi yana. Dedi, Senden bir şey istiyorum. Bu kadar hizmet ettim Allah rızası için. Bir şey. Ne istiyorsun? Söyle de. Dedi. dedi ki, haccacın senden öğrenmek istediği o kelimeleri, o duaları senden öğrenmek istiyorum dedi. Dedi ki, vallahi. Eyvallah'ın aslı Arapça'da. İyi valla. İyi İy ne demek? Arapça'da evet demek. Vallahi de yemin etmek lazım. İyi evet demek. İyi dedi. Olur vallahi inni. Erakelevne ehlen. Ben seni bu kelimeleri öğrenmeye ehil görüyorum. Herkese de öğretilmez dedi. Ama dedi, Haccaç öldü ama sen de ehil olmasan sana da öğretmem dedi. Ama seni ehil görüyorum. Kadem tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yaşında annesi verdi. 10 sene bil fiil hiç yanından ayrılmadan hizmet ettim. Böyle bir sabit. Fefarakani ve huvani razı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden ayrıldı, ahirete gitti. Ama o benden razıydı. Ben onun rızasını almıştım. Beni seviyordu. Benden razı olarak ayrıldı dedi. Ne büyük bir makam. Ve akademten aşkrasını sen de bana on sene hizmet ettin dedi. Ve ene ufariku o anki aldın. Şimdi ben de senden ayrılıyorum vefat etmek üzereyim. Ben de senden razı olarak vefat edeceğim dedi. Ben sen benim rızamı aldın. Ve ni muallimuka lezi allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana Resulullah'ın bana öğrettiği duayı öğreteceğim. Şimdi öğreteceğim vefat etmeden hizmet hakkında dolayı. Ama fela tuallimu man Allah'tan korkmayan kimseye bu duayı sakın öğretme. O şartla öğretiyorum ben. de size bunu yazıyorum. Ne yapayım şimdi Allah'tan korkan korkmayan korkanlar özel gelsin, telefon atsın diyecek halim yok. Mecbur kitaba yazdık, değil mi? Ama yine dua diyorum. Siz de amin dersiniz. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Ya Rabbi bana bu duayı yazdırdın, kaynaklarıyla buldurdun, dünya kadar kaynaklarını zikrettirdin. Senden korkmayan kimsenin okumasını nasip etme ya Rabbi. <laughs> amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. İzâ asbahte sabaha çıkar çıkmaz ve izâ amseyte akşama varır varmaz fekul söyle bakalım. İşte duayı öğretti. Dua burada bir, bir e, ilave var başka kaynakta. Onu da ben ilave ettim. E, bu dua Mustafa Bekri, Evliya'nın reisi Bekri. Buyuruyor Hizb-i Nebevi şerrinde. Bu dua insü cinnin şerrinden muhafaza eder. İmam-ı Nebevi Hizb'inde bir dinde bunu nakleder. Şerlerden korunmak, korkutucu şeylerden eman ve güvence, korkutucu şeylerden güvence bulmak. Bu dua mücerreptir, denenmiştir. Bunu okumaya devam edenlerden birçoğu ulema evliyadan kendilerini demirden kalelerin kuşattıklarını bizzat müşahede etmiş. Uykuda değil, rüya değil, keşfe açık olan veliler bu duaya devam edenler demirden kalelerle korunduklarını gözleriyle görüyorlarmış. Gözleriyle görüyorlar. Bunu kim zikrediyor? Abdülhayel Kettani. Esirul es Hakul kitabında çok ilim var o kitapta muhteşemdir. 282. sayfasında Kettani Hazretleri bunu zikrediyor. Zaten bu bin de var. Burada zaten kaynaklar Ebu Şeyh var, Ali el Müttaki İbn Sünni de var. Neysa Neysaburi Şeraful Mustafa da var. İbn Asakir Tarihu Dimeş de var. İmam-ı Suyuti'nin El Hasasül Kübra'sında var. Ben dolu kaynak koydum. İmam İsmail Hakkı Bursevi Ruhul Beyanda da var. Kısmen. Ama ben bütün ibadetleri burada cem Hastalıklara şifa içinde bu var. Yalnız İhlas sonrasından sonra Felak nasta da ilave etmiş diyor. Ben etmiş miyim onu etmemişim ya. Yok ikinci cilde okuyorum. Yalnız siz bana bak şey yapmayın. Bir rivayet İmam-ı Neysaburi Hazretleri e, İhlas'tan sonra Felak Nas'ı da eklemiş. Bir rivayet de olsa ihtiyatan altı İhlas altı cihete okunuyor altı tarafa ihlas okunuyor. Ee, siz, yani burada ben keşke ekleseydim. Normalde ekliyordum da e, anladınız mı? Malumatı okumazsınız sonra. Peşine bir pelak, bir dena okuyun. Bir rivayet de olsa ihtiyatlı olalım, hepsinden amel edelim. De bakalım duayı. Dua şöyle başlar: Bismillah velhamdülillah Muhammedur Resulullah la kuvvete illa billah Bismillahi ala dini ve nefsi Bismillahi ala ehli ve mali Bismillahi ala kul atani Rabbi Bismillahi khayril esma Bismillahi rabbil ardu ve sema Bismillahi lezi la yudurru ma ismi da Hiçbir hastalık zarar veremeyen ismi Dikkat et Bismillahi lezi fi cemiyo esma şifa bütün isimlerinde şifa olan Allah'ın ismiyle. Allah, ismi. Allah lafzayı celal, ne kadar ismi varsa bize bildirip bildirmediği hepsi Allah lafzayı celende gizli. Onun için ona niyetle diyor. Bütün isimlerindeki şifa ile hürmetine diyor. Bak, deva, hastalık, dert. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a tevekkül Allah Allah Rabbi la hiçbir şeye. La kuvvete illa billah. La kuvvete illa billah. La kuvvete illa billah. Vallahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ne demek ekber? Korktuklarımın hepsinden büyük. Şerlilerin hepsinden cinler, şeytanlar toplansa bana bir şey yapamaz. Allahu Ekber çünkü bir en büyük. Onun için tekbirleri getirirken manaları düşünmek lazım. Böyle büyük Allah'a inanan, güvenen, onu zikreden bir şeyden korkan da ama ihlas ve şuur La ilahe illallahul halimül kerim La ilahe illallahul aliyyül azim Tebarekallah Rabbü semavat semavatü Ve Rabbül arşil azim Ve Rabbül aradîne ve ma beynevma Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahu yeselük. Hayrike min hayril kelledi la tu gayruke azze jaruke ve celle senauke ve la la gayruke. Ecalni fi ibadike ve civarike min kulli su'in ve müşerri kulli zî şerrin ve min şerri şeytanir racim. İnne veliyallahu lladî nezzale'l kitâb ve ve tevelle's sâlihîn. Bu da muazzam bir ayet. Tek ayet. O da bunun içinde. İyilerin sahibi ancak Allah. Benim velim sahibi ancak Allah. Fe in tevelle fe kul hasbiyallahu lladî la ilaha illa hu aleyhi tevekkeltu. O Rabbul arş Azim. Allah'ım ni? Estecihiruke min cemi'i kulli şeyin halakte. Yarattığın her şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Ve ehterisü bike minunne. Senin yardımınla onlardan korunuyorum. Ve ukattüm beyne Önümden ön tarafıma doğru okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allah'u ve haydi Allah'u sallamad. Lem yelidü lem yuledü lem yukullu kufu ne haydi. Üflerseniz iyi olur. Hadiste geçmiyor ama bazı şehirlerde gördüm. <laughs> Sonra? önümden. Ve min kalbi arkama için niyetle okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bi kulü Sonra sağımdan ve an yemini Bismillahirrahmanirrahim. Kulü Allah'a. Sağına. Solumdan Bismillahirrahmanirrahim. Kulü Allah'ın tamamı. Sonra üstüme Bismillahirrahmanirrahim. Kulü Allah'a. Sonra altıma. Alt tarafına üfleyecek. Kulü Allah'a. Bir de felak nasıl okursun? Kalelere girdin. Artık kulelere lüzum yok. Onun için Evliyaullah bununla yaşamışlar ve etraflarını demirden kalelerin sardıklarını bizzat gözleriyle görmüşler. Allah'ın korumasından büyük koruma yoktur. Hepimiz tehlikelere maruz durumdayız. Çoluk çocuğumuz tehlikelere maruz durumdadır. Okuyabilenlere öğretelim. Okuyamayan çoluk çocuk küçükse onları da niyetimize alalım, onları da niyetimize katalım inşallah. Çünkü neden? Bu duanın başında diyor, Ala dini, dinime, imanımı Allah'ın adını okuyarak muhafaza istiyorum. Ve nefsi, canımı Allah'ın adını okuyarak muhafaza istiyorum. Bismillah ala ehli, eşime ve eşime, ondan sonra ve çocuklarıma. Ehil deyince eş ve çocuklar. Eşim ve çocuklarımın üzerine koruma niyetiyle Allah'ın ismini okuyorum. Ve mali, mallarımın da muhafazası için neyim varsa onların da üzerine Allah'ın adını okuyorum. Bu niyetle çoluk çocuk ve eş de buraya Katılabilir. kendileri okusalar çok daha iyi olur ama okuyamazlarsa bir insan okuyorsa burada zaten başta imanımızın muhafazası sonra canımızın muhafazası sonra eşimizin ve çocuklarımızın muhafazası gibi niyetler olabilir. E, bir kişi sayfa sordu demek bir kişi okumaya niyet etti ha hakikaten ben de unuttum sayfayı söylemeyi. Ezkar ikinci cilt. Ezkar ikinci cilt sırayla bu anlattıklarım sayfa 16'da başlıyor. 16, 17, 18, 19, 20, 21 bunlar hep hadisin metni, manası, izahları fayda var. Okunuş 22'de. Sayfa 22, 23'te zaten bitiyor. Sabah akşam Yasin okumak diye başlık geliyor. Başlığa kadar yani Allah cümlemize amel etmeyi nasip etsin. Amin. Subhan <laughs> Rabbi'l صلى الله على سيد المرسلين محمد اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك غضبك والنار اللهم انا نسالك جنه وما قرب اليها من قول او عمل من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم Ve entel müstehani ve aleykel belâhu la hevle ve la kuvvete illâ billâhil alîl azîm âmin Amin ya arhamen râhim ya arhamen. Bizden evvel vefat edenleri ya Rabbi. Ankara'dan Hafız Sadık Orhan Efendi benim çok sevdiğim, kıymetli bir ihvan evinde kaldığım, e, onun hanımı Ayşe abla vefat etmiş. Allah'ım gargay garık rahmet eyle. Çünkü onların evinde kaldık, yedik, içtik. Benim aklımda bir de rüya görmüştü. Acayip bir rüya kimseye anlatılmaz neyse. Ee, o da bana müjde olmuştu 25 sene, 30 sene evvel. Allah Teala kabrin nur eylesin, Amin. derecesini âli eylesin. Allah'ım Efendi Hazretlerimizin intisap etmiş olduğu meşahımızın silsilemizin, ricalinin şefaatlerine onu da bizden nail eylesin. Amin. Amin. Ee, Ayşe ablamız başta olmak üzere. Adnan, Mehmet, Ahmet, Kemal, Mehmet, Mustafa, İsmail, Abdülvahap, Kenan, Nazım, Erol, Mustafa, Nesim, Nuri, İsmail, Talip, Mecid, Necettin, Süleyman, Şevket, Hüseyin, Recai meyitlerimize ve Nebahat, Hayriye, Azim'e, Keziban, Dudu, Fatime, Sündüz, Saniye, Şerife, Beyce, Hatice, Yeter, Gülperi, Şemşibar, Ayşe, Neriman, Emine, Safinaz meyitlerimize rahmet eyle. Seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, azabı olamazsa ref eyle soyadlarını da biliyorsun. Kabirlerin yerinde biliyorsun. Hallerinde biliyorsun. Biz bir şey bilmiyoruz. Rahmetine havale ettik. Rahmetinle muamele. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedun resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin <Sessizlik> adad ma'şahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanuke ve celle celaluhu لا ولا غيرك يا رب العالمين هدي ميت ما ميتا له واصل الى روحانيتنا الخبر دار اله امين امين يا رب العالمين ويا خير الناصرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لا شرف صلى الله تعالى عليه وسلم أمواتنا وأموات المسلمين وأموات أموات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammed Nebiyyil Ümmi <laughs> El Habibil Alil Kadri <laughs> El Azimil Cahil <laughs> Ve Ala Alihi Ve sahbihi. Amin Dergi, Bu mübarek dergide silsile-i meşahımızdan pirlerimiz yazılmış. Okuyun, istifade edin. Allah şefaatlerine nail etsin. Tarihçesini yazanlara da okuyanlara da şefaat edecekler. Allah sevgiyle, muhabbetle okuyanlardan eylesin. Resul Bölükbaş hocamız İslam ve şeriat üzerine çok önemli ciddi bir yazı yazmış. İslam ve şeriat aynı şey birbirinden ayrılmaz. Şeriata inanmıyorum diyen zındık kafir olur. İslam ve şeriat bu yazıdan istifade edin. Sonra sahabeye sövenlerle eli sünneti aynı kefede Müslüman sayanlara reddiye. Ne biçim bir iştir bu? Bu yazı Ahmet Gelişken hocamız bundan istifade edin. Ondan sonra sünnet-i seniye ile ilgili Ömer Faruk Korkmaz hoca Allah Resulü'nün sünnet senesi çok önemli bir güzel yazı. Bunların hepsini ben okudum. Siz niye okumuyorsunuz ya? Amel iman ilişkisi. Namaz kılmadan Müslüman olunur mu? İslam eşittir amel mi? Namaz, oruç, hat, zekat yok ise Müslüman olur mu olmaz mı? Eli sünnette burada görüş ayrılıkları var mı? Maturi diye şari Bunlar amel iman ilişkisi. Hüsamettin Vanlıoğlu, Hoca vendi İsmaila Fıkriyeti bu konuda yazı yazmış. Bunlar okuyun. İnşallah Rahman. Yani bunlar sizin istifadeniz için hoca efendiler yazıyorlar. Allah Teala okuyup tesirlenip amel etmeye, hayatımıza tatbik etmeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Amin. Efendim yardımlarınızı Allah kabul eylesin. Amin. Allah hayırlarımızı e, hacet sahiplerine ulaştırsın fazlu keremiyle. Amin. En muhtaçlar kimlerse onlara battaniye sıcak soba ihtiyaçlarını Allah'ın bu vasıtayla temin eylesin. Amin. Bizleri de cehenneme karşı bu sadakalarımızı perde eylesin. Amin. Mahşer güneşi ne gölge eylesin. Amin. Allah'ın azabından, gazabından sadakalarla bizleri kala eylesin. Amin. amin amin aminle şerif olsun. Esbali ve samş. Merhumatın vefatı Müslümanların vefatı. Efendi babamız Alaeder Efendi khaasaten evladım Mustafa İsmet Garipullah büyük efendi. Ali Zafer Zafer efendi. Senkul sefer şerif. جميع مشايخنا وساعتنا الفاتحة